Yasin burada mısın abi? Buradayız abi. Tamam. Havanız nasıl? Çok iyi. Çok iyi ya. Ben şöyle başlayayım. Kitabın metni hariç, onu böyle diyecek hakkım yok. O kesin doğrudur. Benim dünyada kesin doğrudur. Kitabın dışında, zaten bildiğiniz bir şey de, El Tekrarun Ahsen. Yorum, noktayı nazar, anlayış. Doğrusu bulunana kadar bu doğru doğrudur. İçtihat ediyoruz. İsabet edersek iki sebebi var. Edemezsek hiçbir günah yok, bir sebebi var. Bu değil düşüncede, amelde de böyle. Fıkıhta böyle. İçtihat var ya mezhep imamları. İsabet ederse iki sebebi var. Etmese tek sebebi var. O da bir mana mertebesi, isabet etmese bile. Doktor şaşırdı. Etmesi günah olması lazım, değil. Sebep olmaması lazım, değil. İçtihat etti. Yani o konuda ama Ahmet Mehmet değil. Bu içtihat eden onaylanmış, Allah tarafından onaylanmış, dalgıçlık yapacak sertifikası verilmiş. Bu adam daldığı gibi daldırabilir de suyun altında. İlk önce bunlar yüzdürürken insanları 5 metreye daldırıyorlar. Sonra 25 metreye daldırıyorlar. Tamam. Sonra böyle dalıyorlar. Bunlar ama bu arada vurgun yer artık o yolun yolcusun. Böyle olur. Doktor virüs alır. Alır tabii kardeşim. Hani bu işin raconu o. O yolda öyledir. Bizim de yolumuzda iniş çıkışlar var, hapisler var, zulümler var, zehirlemeler var. Şehitlik var, doğru küfür edilecek, hakaret edilecek, takdir edilecek falan. Hepsi bu. Bizim yolda bu. Bundan önce eyvah deme yani. Bu yol böyle. Demek ki isabet edersek şeyi. Mesela bu akşam adamı gördüm. Adam diyor ki ama niçin? Adem'i sırf, Adem'i mutlak. Onunla yatıyorum inan. Gece eşim bu. Eşim, aşım, işim bu. Hakikaten yatakta buna yatıyor. İnan. Eşin olur ya, aklın, fikrin, hayalin. Yanında olsa bile, hayalin başka yerde olsa bile kimse yok yanında. Ama eşim bu. Adem, Adem'i sırf, Adem'i mutlak, vücut, mümkün, mümten vesaire. Adam şey yapıyor, bildiğiniz şey. Adamlara sinyal veriyor. Zaafı hangi noktada? Kalktığım zaman bugün size gönderdiğimi yazdım. Çalıştım. Ama hep çalışıyorum. Demeye gerek yok. Çalışıyorum, yazıyorum. Bu 30. defter. Böyle Adem-i Mutlak. Adem-i Mutlak vücut olmaz. Adem mutlaktan vücut yok, mümkün değil. Ama insan rahatsız ediyor. Nasıl bir vücutsa. Mesela Adem mutlak için diyor ki, bir şey okuyacağım da. Şurada bak. Çünkü Adem mutlakta bu değil. Nerede? Mesnevi Nuriye 119'da diyor ki dünyasının akıbetini küfür sayıkasıyla Adem'in mutlak olduğunu tevehüm eden adam içinde. Olmayan bir şey tevehüm edilir mi? Olmayan olmamıştır, olmayacaktır. Nerede? Hiçbir yerde yoktur. Surette de yoktur, düşüncede de yoktur. Edilmez. He? Edilemez. Peki Allah'ın düşünülebiliyor. Allah'ın şirki var mı? Ortağı var mı? Düşünüyoruz. Var ama hangi mertebede? Adem'in mutlak seviyesinde. Çok acayip bak. Dünyanın akıbetini, zaten kendi söylüyor, küfür sayıkasıyla Adem'i mutlak olduğunu tevehüm eden adam için de terki lezay zevlat. Çünkü o lezayzin zevaliyle vukuğa gelen hususi ve mukayyet ademlerden yani istidatlarımızın inkişaf etmesi gerekirken çekirdek bir tamamiha,
vücut olmak ister. Yani her şey kendine hamiledir. Bir daha. Her şey kendi kemalatına hamiledir. Başka raza götürüyorum. Her şey kendi hakikatine hamiledir. Her şey kendi aslına doğru rücu ediyor. Her şey. Her şey böyle. Şimdi Adem'i istidatlar var ya, istidatların bir tamamiyet, tamam kendisi olması mutlak vücuttur. Mutlak vücut ve mutlak kemalattır. Bu da mümkün değil. Ya söyler misiniz abi onu? İstidatlarımız var ya, istidat. Evet. Bizim yazılım. Evet abi. Aslı. Mutlak kemali, mutlak vücuttur. On, yani o yazana dönüşmektir. Mümkün değil o. Onun için buradaki istidadın ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil, evamiri tekviniyemiz, yani istidadımızın ta zata kadar, yazan zata kadar meratibi nihayetsiz. Bu akşam, bugünkü ders çok tuhaf olacak. Başlangıcını yapıyoruz yanlış. Bendeki istidattan onu yazan zat arasında nihayetsiz meratip var. O ondaki kaynağı hakikat. Sürece kemalat. Sürece kemalat. Kemalat. İstidadımın uyanması, her uyanma mertebesi vücut. Vücut. Uyanmayan istidatta var. Vücuda çıkmamış. Çıkmamış. İnsanı rahatsız ediyor. O işte diyor ki, çünkü o lezaizin zevaliyle vukua gelen hususi ve mukayyet ademlerden. Mukayyet adem bu. İstidatta var olup çıkmaya. Daha dehşetini söyleyecek. Bu hususi ve mukayyet ademlerden, bu ademlerden, Adem-i Mutlak'ın elim elemleri her dakika hissediliyor. Ademler, yani istidadımız olması gereken yerde olamamasından Adem. Bu da bize bir şey işaret ediyor, haber veriyor. Adem-i Mutlak'ın eleminden haber veriyormuş. Adem, Adem-i Mutlak'ın eleminden haber veriyormuş. Arkadaşlar çok dehşetli bir mevzu. Adem'i anladı. Adem'i? Adem mutlaklar. Adem'le. Adem neydi? Evet abi. Yazılan bizim yazılım. İstidat. Yazan zat. Onu yazan zat. Zat. Arasındaki sonsuz meratipler var. Nihayetsiz. Bu istidadın mutlak o olması, hakikat olması, hakaik esma, imkansız zaten ama mümkün. Şey, mümkün demeyeyim. Olur. O isterse tabii. Yani bendeki istidadın kaynağı olan esma, sıfat, şunat neyse o. Onun arasındaki her mertebe, kazanılan her mertebe vücut. Kazanılamayan mertebe Adem. Adem nerede? Mümkünatın içinde. Böyle bir yokluk falan değil. Kazanılamayan mertebeler. Bu kazanılamayan mertebeler, Adem, bu Adem bize hiç böyle şecer-i hilkatle hiç alakası olmayan Adem-i Mutlak'tan haber veriyor. Onu okuyacağız. Adem-i Mutlak yoktu. Yani vücudun sebebi olamaz. Ama yok ama elemi var. Kainat abi istidadını tamamlamış mıdır? Kainat tamamlayamaz yeniden. İnsandan dolayı mı tamamlayamıyor? Tamamlayamaz insandan. O zaman Adem bizden dolayı oluyor. İstidadımızı patlatamadığımızdan dolayı. Ben o zaman ona mesela cenneti patlatamadığımdan dolayı bende bir Adem meydana geliyor. Kainat aslında istidadını tamamladı ama ben ona o şekilde bakamadığımdan dolayı mı tamamladım? Mesela
kainata hayal et neresi? Arştan aşağıya. Evet. Esmaların perdesiz tecelli mi? Hı-hı. Ama arş tamamladı. Adem yok orada. Adem kainatın içinde var. Yani bizzatihi esma tamamen nasıl tamamlayacak? O zaman arş olur. Esma tamamlaması, Adem olmaması için esma bir tamamıya kendisi olması. En azami derecede zuhur etmesi lazım. Ara boşluk olmaması lazım. Kainatta Adem, şeceri hilkatta Adem'i sırf, insanda Adem'i mutlak. Cümle bu. Bir daha. Kainatı nereden anladık? Arştan aşağı. Cennet, cehennem. Değil mi? Ha, kainatta Adem var. Şeceri hilkatta mecule kadar. Mecule kadar. Adem'i sırf insanda Adem mutlak. İnsandakini bir şey yapayım, ondan sonra okuyacağım. Bu gezginlikle yapıyor. Allah zatı sıfatıyla kainatta mı abiler? Sıfatıyla var mı? İnsanda. Yok, çok güzel. Ha, neyle Allah kainatta? Esmasıyla. Sıfatlarıyla. Zatıyla nerede? İnsanda. İnsanda var ama kainatta yok. Kafanız buna yatıyor mu? Evet. Zatıyla insanda, zatıyla kainatta değil. Ha, zatıyla insanda olabilmesi için kainatta olmayan tarafı var demek. O da Adem-i Mutlak. Bir daha. Allah sıfatlarıyla kainatta, zatıyla insanda. Ama insan kainatın hulasasıydı, küçük modeli. Bir tamamiyatı tamam. Şeceri hikatı bir tamamiyatı insanda var. Ama insanda olup kainatta olmayanlar var. Sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Ama o insan da kainatın içinde o şekilde bakarsa o zaman o kainat öyle olmak zorunda değil mi onun için? Kendi aleminde. Baktığı şey öyle olmak. Evet. Şimdi bir daha Allah zatıyla insanda sıfatlarıyla kainatta. Bu nasıl oluyorsa Adem-i Mutlak kainatta yok, insanda var. Ne insanda var? Çünkü zatını gösterebilmesi için bu tarafı olması lazım. Adem-i Mutlak'ı olması lazım. Adem-i Mutlak'ın eyleminden Ademler haber veriyormuş. Biliyor musun? Duydun mu? Hey! Kim diyor? Adem konuşuyor. Adem diyor, biliyor musunuz? Acayip korkunç yokluklar var. Sen yokluk değil misin? Ben neyim ya? Diye Adem bize konuşuyor, haber veriyor ondan. Hasan abi. Evet. Abi. Şimdi Adem mi daha cami kainat mı? Kainat mı? Cami denilmez. Kainatın içindedir. Ara boşluklarıdır. Yani Adem sarmalamış gibi düşünüyorum ben. Yani evet. Kainatı. Evet. Adem daha kara delik gibi bir şey. Evet. Naci. Buraya gelebilirsin abi. O sen. Ha. Zeminsiz zemin diyoruz ya abi. Şimdi onu biraz okuyayım. O Adem'in ne olduğunu anlayacağız abi. Biraz okuyayım. Ben böyle bir mukaddeme yaptım. Daha okumadım. Şimdi okuyor. Okuyor. O düşünceni tut. Bakayım neymiş. Üç tane Adem var. Bir Adem. Bir Adem-i sırf, bir de Adem-i mutlak. Evet, tamam. Kainatta Adem. İnsan düşünüşüyle, felsefesiyle Adem'i bilir. Adem-i sırfı bilemez. Çünkü bunu bilecek cihaz mahluktur. Akıl. Ustoz derler ya, akıl. Yani ilişki ve çelişkileri vahidi kıyasi aleti olduğu için alettir cihaz insani. Eşanı meratipleri için alettir. Bu meratipleri mertebelendiren Adem'dir. Adem'i insan aklı bilir. Adem'i sıf ise
aklı yaratan taraf olduğu için akıldan öncedir. Akıl onu ihata edemez. Adem'in sıfı bilemez. Varlığını kabul etmek zorundadır. Yani Mesnevi Nure'de şöyle geçiyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor diyor ustad. Bak her şeyin akli olmadığını aklımız da söylüyor. Şimdi başlıyor. Üç tane Adem söyledim. Adem, Adem-i sıf, onu ne demektir tek tek konuşacağım sana. Adem-i mutlak. Ha bu derse niye şey yapıyoruz? Dersimiz Dima. Dima'dan akıl mertebesine geldik. Sonra zihin, bitirmedik. Lıp 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 atlıyoruz. Sonra vücuda atladık. Sonra emir, evamire atladık. Biraz böyle mümkün mümteniye, vücut Adem'e atladık. Şimdi Adem'e atlıyoruz. Sebebi şu, doğru veya yanlış. Ben bu dersten sonucunda neyi takip ediyorum? Bir şeyin hükümlenmesini değil. Mutfak gibi yemek yapacağız. Malzemeler dökeceğiz. Zihinlerimize mal olacak. Sonraki tarihlerde olgunlaştıracağız. Anlamayacağımızı bildiğimiz halde niye okuyoruz? Sonra anlarız. Niye bir daha anlayamayacağımız ahkam çıkmayacağı halde diyorlar ki bana aklın kemali, akla uygun konuşmaktır. Sen buna muhalefet ediyorsun diyor. Çünkü Ayze'yi açmış telefonla. Abi bir soru soruyor. Abi yanımda gençler var diyor. Bu soruya ne dersin diyor. Tabii biraz bize uygun değil de onlara da uygun değil. Ortadan bir şey söyledim. Abi de aklın kemali, muhataba göre konuşmaktır. Bunun adı da belagattır. Bunu anlamadılar dedi, sen de biliyorsun dedi. Şimdi duysunlar, sonra anlarlar dedi. Anlamaları için duymalar lazım. Önceden duysunlar. Ama tersini yapsalar, zaten anlamıyoruz diye koysalar, hiç duymayacaklardı. Şimdi, sonra da anlarız. Gayem, topluma, millete bunları anlatmak değil. Ben bu geleceğin inşasıyla çekirdeğiyle başlıyor. Üç tane Adem'den bahsettim. Niye saf Adem'den, Adem-i mutlaktan yaratılmamış da Adem-i sıftan yaratılmış bu mevcudat? Adem'i hemen şöyle bir tarif edeyim önceden de belki. Adem yokluk, mutlak yokluk değil. Olması gereken istidatların olabildiği kadarına vücut, olabilir iken olamama taraflarına Adem. Yokluk değil. Nedir ona, o boşluğa? Vücudu ilimleri. Mesela bir misal vereyim. Yaptığım için söylüyorum. Kırıkhan'dan ben şeyi aldım. Nar fidanını aldım. Çünkü yarım kilo nacı, yarım kilo geliyor. Nar Kırıkhan'da. Heves ettim. Rize'ye götürdüm arabamla. Diktim. Şu kadar ceviz kadar oldu nar. Oldu. Olmayan tarafları var. Olduğu tarafına vücut, olmayan tarafları vücudu ilimlerinde kaldı, yoklukta değil. Tahakkuk etseydi esbapları, o olması gerekenler de olacaktı. Olamadı. Olması gerekenlerin olamamanın adına bir isim koyuyoruz. Adı Hasan Hüseyin gibi Adem. Hasan abi özür dilerim ama ona mağdum diyordu sanki abi ya. Adem'den mi kaldı mağdum mu? İşte Adem mağdum aynı kelime. Aynı kelime be abim. Aynı kelime be abim. Adem'de kalmışa mağdum deniyor. Aynı kelime. Adem'de kalmışa mağdum denilir ya. Adem şey mastar. Mastar ya kendisi. Adem mastar. Adem'deki o yani kainat için kullandığımız Adem'de vücuda çıkanlara mevcut oldu. Diğeri ilmi vücutlarda kalana da mağdum demiştik. Bilmiyorum yani şimdi. Mümkünat. Anlatalım. Mümkünat. Biraz sesli dinle. Dur Mehmet dinle bak. Mehmet abi o mümkünat
mümkünattaki Adem'den bahsediyor Hasan abi şu an zaten. Yani mümkünat tarafındaki Adem'den bahsediyor. Zaten basamak basamak gidecek. Dediğin doğru. Ama o mertebedeki Adem. Yani mümkünat tarafındaki Adem'den bahsediyor. Evet. Bu tarif onun tarifi. İşte o. Bu mevcudat niçin şu varlık Adem'den değil de Adem-i Sıf'tan yaratılmış? Nasıl bu? Nerede geçiyordu abi orası? Adem-i Sıf'tan şeyde hatırlatsak iyi olur. Hatırlatsak bakayım Adem-i Sıf dur. Efendim göstereyim. Adem-i Sıf zaten çok geçmiyordu. Adem-i Sıf var. Böyle, şey, Büyük Mesnevi 618, İnce Mesnevi 253. 29 Lema Arabiye'de falan vardı. Ondan sonra Mesnevi Nuriye, izahları da burada var. Ondan sonra başka Adem-i Sıf'ı göstereyim size bakayım. Adem-i Sıf burada var. Adem böyle hemen çabuk. Adem-i Sıf Büyük Mesnevi 298'de var. Ondan sonra başka üç etti. Adem-i Sıf büyük ince mesnevi 253, büyük mesnevi 618'de var demiştik. Ondan sonra büyük mesnevi 140'da var gene Adem-i Sıf. Adem-i Mutlak ondan konuşmuyoruz, tamam mı? Öyle. Sözlerde de olması lazım da şu anda. Sözlerde de var. Yani. Birkaç tane oldu mu yetiyor sadece. Şimdi Adem-i Sıf'a kaçamaz. Adem ise zaten hepimizin bildiği Adem-i harici, yani vücudu harici. Adem nedir? Daire-i ilimde bulunan Adem, Adem-i haricidir. Vücudu olmayan, vücudu ilimleri olan ve emri kün fekün ile oradan vücuda geliyor. Adem'den. Bu. Mesela eşyanın içerisinde, çekirdeğin içerisinde iyiyim. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bu Adem. Adem neredenir? Emri kün fekün. Ol. Nereye deniliyor? Vücudu ilimdekilere deniliyor. Bu daire ilimde olan Adem. Osman. Daire ilimde olan o meratibi ilimler var ya, ilmi meratebelendirmiş. Şöyle bunu anlamak için her şeyin hatırıma geldi, daha iyi anlarsınız. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Zıttı müdahale etmiyor. İçinde cehalet yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Zayıf. İçinde zayıf, zaaf, acizlik yok. Allah'ın vücudu niye sonsuzdur? İçinde adem yok. Bizim ilmimiz niye mertebeli? İçinde cehalet var. Zaten Gazali öyledir. İşte bu ilmin içerisinde cehalet var ya. İlmin diyor mukaddemesi. Cehalet Adem aslında. Ademi. Ademi. Yani bu adam ilim nereden başlıyormuş? Çok acayip bir şey. Sahilde basit gözüküyor Gazali diyor ki. İlim bilmiyorum demekten başlar. Niye? Biliyorum kendini kapattım. Bilemeyeceksin daha hiçbir zaman. Bilmiyorum demek, cehalet gibi, yani cahillik gibi, bilmemezlik gibi gözükürken aslında geneli bilmenin adıdır, bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun da dedim bunu, bilmiyorum. Hastalara öyle diyorum. Abi ben çok kötüyüm. Maşallah ne kadar güzel tarafım var ki. Kötü tarafını da fark ettin. Dağın içinde olan dağı göremez ki. Dağın dışında olan dağı görür. Ben iyi değilim. Ha bak ne güzel tarafım var. Mutlak iyi olmayan tarafın olsaydı iyi değilim diyemezdim ve deli olacaktım. Bakırköy'de doktora sormuştum, Malatya'da doktor. Allah razı olsun. Yardımcı oluyordu sorularıma. Ya dedim ki sinir hastası ile deliği nasıl tefrik ediyorsunuz, ayırıyorsunuz? Bunun uzmanı yani bu şey. Hasta dese ki doktor bey ben iyi değilim ya. Yardım istese bu sinir hastası muamelesi görür. Ama iyi olmadı aldı. Neyim var beni ya? Beni niye getirdiler buraya ya? Beni buraya tıkayanlar kendileri deli ya. Dediği anda delidir. Senin annen baban tıkar mı bunu?
Ha Gazali ne dedi? Geneli bilme, ben izahım bu. Geneli bilmenin adı bilmiyor diye bilen. Onun için Üstad ne güzel demiş, vücudunda Adem, Adem'inde vücut var. Bilmiyorum da biliyorum var, biliyorum da hiçbir zaman bilemeyeceğin Adem var. Cehaletim var, artık kilitledin kendini. İlmi verdi Allah. Adem, Adem'i sırf Adem mutlakı bir tanımlayayım. Adem mutlak yokluk değil, eşyanın meratiplerinin arasındaki içinde bulunan boşluğun adıdır. Adem-i sırf Allah bu kainatı yoktu. Bir kendisi zaten vardı. Halen de öyle devam ediyor. Bu tayin ve teşakkusa vücut dersek neyse kısacası bu kainatın yaratığı yokken yaratıldığı kaynaksız kaynak Adem-i sırf katıksız. Kaç numara altın ise o. 28 numaralı altın mı diyor? Ne oğlum? Yani Adem-i sırf katıksız, öz, töz, cevher. Yani hiçbir şey yokken yaratma tarafı Adem-i sırf. Sırf bu. Ama yarattı. Nasıl mertebelendirecek? Nasıl mertebelensin? Bizde ilmi mertebelendiren cehalet, kudreti mertebelendiren acizlik, vücudu da mertebelendiren Adem koymuş. Adem'i bir daha söyleyeyim. O zaman o tekvindeki Adem gibi oldu değil mi? Adem sırf. Evet. Ona gelecek çok şeyler olacak ama bu arada seni hep hatırladım. 2-3 defa sebebi şu. Abi tamam da biz çalışıyoruz o şecer katı onlar nasıl kondu dedin ya. Evet. Şimdi hayret ediyorum ben o Adem'i oraya nasıl koymuşuz bu çalışmayı yaparken. Ha anlamış değilim, itimat edeyim bana yalan söylemem. Bilmiyorum oraya nasıl konmuş oraya. Teyze, ama tam isabet olmuş. Neyse toplamasını yapıp koymuşluğumuz yok değil mi? Hepsini çalışıp topladık. Yani çalıştım ama bu seviye değil ki. Hmm. Tek tek hepsine çalışmışım. Ama bu seviye imkansız ya. Yok ya o zaman yani kaç yaşındayım? 30 yaşındayım ya. 30 yaşlarında, 20-25 yaşlarında. Adem sırf var mı? Adem var. Adem sırfı onu bilmiyorum. Adem oraya nasıl kondu diyor. Adem sırf yok galiba. Bilmiyorum bakmadım. Ama Adem'i nasıl kondu? Onu da konulmaz. O zaman nasıl konmuş? İsabet etmiş yani yanlış değil o. Nasıl doğru olmuş? Onunla nasıl lazım? Oluyor. Adem'i bir daha tarif edeyim de yürüyeyim. Adem, Allah esmasını düşünün. Esma mutlak ve muhit midir abiler? Muhittir. Allah bütün o kainatı yarattı. Bir kuvve bize çekirdeği koydu mu? Çekirdek. Koydu. Bu çekirdekte Kırıkan'dan aldığım nar fidesinin en mükemmel hali vücut denilir. Rize'ye götürdüm, çok mertebeleri kaybetti. Olmadı ama olabilirdi. Yani istidadında o nar olabilirdi. Olmadı, ona ne deniliyor? Adem. Herhalde oldu değil mi bu kadar? Kabiliyete dönüşmemiş abi. Yani. Kudretin tahrik etmemesinden Adem çıkıyor. Yani istidatta kalması aslında. Bak ne kadar çoğaldı şimdi bilgi. Çok şükür. İşte bize. Kabiliyete dönüşmedi. Herkes doktor olma, öğretmen olma, pilot olma, alim olma istidadındadır. Herkes. Ama herkes o kabiliyette değildir. İnkişaf ettirmemiştir. Dahili harici sebepler vardır. Mesela örf, anane, kültür, gelenek, bedensel vesaire sebeplerle doktor olma, alim olma, pilot olma, öğretmen olma istidadını kabiliyete dönüşmemiş. İstidatlı olup kabiliyette ortaya çıkmayan mertebesiz mertebelere olması mümkün iken olamamış. Ona Adem. Tamam? Ondan sonra konuşacağım bunu. Tarif ettim. Adem-i sırf ise Allah varken hiçbir şey yok. Hiçbir şey yoktu. Sonra dedi ki ben kainatı yaratacağım. Karar verdi. O karar verdi.
o kararın adı, karar verdi ya, verdi, verdiğine bir isim koyalım. Adem-i Sır. Oradan yarattı. Hani bizim tekbinden ilim şeyi çıkarttığı gibi bir sıralamamız vardı. Ha, o da, ona hiç dokunma, hiç yapma. Oraya mı yazacağız o Adem-i Sır'ı? İlme yazacağız. Öyle, öyle evet. Ediyor ki ilim tekbinden şeyden aldı diye. Evet, evet, diye. Evet, aynı öyle. Şimdi bir daha. Dedi ki ben Allah'ım, yaratacağım. Dünü karar verdi. Bu kararı alan irade. Alınan kararın yazılımının, sistemin adı ilim. Neyle yapacağım? Hangi malzemeyle yapacağım? Allah taşı yarattı ama Allah taş değil aşağı. Allah mahlukatı yarattı ama kendisi mahluk değil. Allah için aydınlık, karanlık yok ama bunu yarattı. Bunları nasıl, neyle yaratacağım? Hayatla. Bütün her şey, şey denilen şey felsefede, yani Allah'ın dışında her şeye şey denir. Allah hayattan yaratmış, usta diyor. Hayat, bir dakika, karar verdi, irade. Nasıl olacak proje? İlim. Hangi malzemeyle yapacağız? Hayat. Ya, kim yapacak? Kudret. Bunların bütünselliğini topla. Hepsini topla böyle, karıştır. Tamam. Kelama dönüşmeden önce bu şeyi hepsi Adem-i Sırf. Sonra mahluk o kelam. Allah kainatı Adem-i Sırf'tan yapmış. Sonra demiş ki ya böyle yapacağım ama vacip olacak her şey. Şu Celal Esmalar dedi ki hükmümü böyle icra edeceğim. Celali. Ben hesap mesap istemiyorum aşırı meydanında. İnsanların Kahar ismiyle tecelli edeceğim. Kahar ismi. Rahman ismi dedi ki hayır yapamazsın sen. Sen Kaharsın, ben de Rahmanım. Sen hükmünü icra ediyorsun, ben de hükmünü icra ediyorsun. Ben istediğimi yaparım. Hakim ismi dedi ki hayır. Hikmetsiz yapamazsın. Derken Celal esmaları, Cemal esmaları birbirine girdi. Bir de etmiyormuş gibi Kemal girdi. Bu mahlukat çıktı. Zıtların çarpışmasıyla esmaların cil ve cemal nakış sanat diye birbirine vurdu. Tamam. Şimdi eşyanın mutlak olmasın diye zıtların çarpışmasından çıkan miktara vücut, çıkamayan esmaları mertebelen Adem. Tamam, daha dönmeyeceğim. Bundan bahsetmiyoruz. Bu mevcudatı yaratacağım deyip de yaratma kaynağı, kaynaksız kaynak. O dedi ya karar verdi, proje yaptı. Onların bütünselliğine Adem-i Sır. Yok ortada bir şey ama. Orada yaratmış. Adem-i Mutlak zaten böyle bir şey yok. Karar marar da yok. Böyle bir şey var. Ama menşe-i vücut değil. Vücudun kaynağı değil. Adem-i Mutlak. Üçüncü Adem'den bahsediyorum. Adem-i Mutlak. Nedir o? Ondan sonra okuyacağım. Dedi ki Cenab-ı Hak, ben sıfatlarımla kainatta varım. Sıfatlarıyla zat-ı olay olmaz. Ama beni seven müminin kalbinde ben varım. Zatımla ben müminin kalbinde varım. Zatımla kainatta yokum. Nasıl bu zatıyla insanda, zatıyla kainatta olamadı? Adem-i Mutlak da kainatta olamaz ama insanla var. Bu teknik şeyden sonra okuyor. Niye Allah kainatı saf Adem'den, yani Adem-i Mutlak'tan yaratmamış da Adem-i Sırf'tan yaratılmış? Soru bu. Çünkü Adem, normal bir Adem, Mehmet kardeşin sordu bu, vücud-i ilmiye perde olmuş unvandır. Saf Adem değildir. Yani 59 mektubatta hatırlarsınız da ya, bu Adem nedir? Vücud-i ilmiyeye perde olmuş unvan. Perde nedir arkadaşlar? Örten değil.
biz hep külliyatta perdeyi örten diye. Zahirde bakarsan öyle. Perde, sinema perdesi gibi, hava perdesi gibi, toprak perdesi gibi açığa çıkartandır. Toprak perdesi altında diyor, saklanan çekirdekler. Örtme değil, çekirdeklerin gizliliklerinin ortaya çıktığı perde. Sinema perdesi, filmin içinde ne vardı? Bilmiyoruz ki, perdede ortaya çıkıyor. Bu Adem, perde. Orada ne çıkıyor? İlim. İlmi vücutlar çıkıyor. Bu Adem, esmaların mümkün, ama bunu da hemen size söyleyeyim Hakkı, yani kendinize zulmetmeyin. Ya ben niye anlayamıyorum ya? Zorlanıyorum ya. Sakın ha. Öyle demeyin kendinize. Ben de yeni anladığım bir şeyi. Bu kadar aylarca çalışmanın, sabah kalkıp öyle gördüğüm bir rüyanın tesiriyle, o bütünsel dersin tesiriyle kaleme aldığım notlar. Ama hepsine süzülmüş. Onun için sen kendine zulmetme. Niye anlamıyorum? Anlamayacaksın tabii. Anlasan garip olurdu. Anlaman garip olurdu. Niye anlamayacağını şeyi? Anlamayadığı, en büyük anlamak nedir? Anlayamadığını anlamaktır. Anlamaktır. Ben anlayamıyorum deme. O anlamak var ya, anlayamıyorum anlamanın adıdır anlamak. Ben anlayamıyorum. Sen açıksın demektir. Hala aç şeyi anlamayın. O yüzden ben niye hepsini şey yapamıyorum deme. Bahçeye girdin, eline kadar uzanıyorsa o kadar meyve alacaksın. O diğerlerine dokunmayacaksın. Ha? Sakın kendinize zulmetmeyin ya. Öyle bir şey yok. Fırsat vermeyin şeytana. Onundur. Diyor ki, bu Adem esmaların mümkünatta derecelenmeleri için vahidi kıyası vazifesini de görmesi için esmaların en kesif mertebesi ile vacip mertebesiz mertebesi arasındaki, izah edeceğim, olmayan mertebelerinin alemi şahadete eşyanın istidat ve kabiliyetlerine göre her bir esmanın o eşyadaki mertebesinin görülmesi için zeminsiz zemini olan Adem. Ha ne dedi? Şu. Esmalar, biraz önce anlattım, mutlak ve muhittir. İçerisine mümkünat cihetiyle düşünürsek her esmada mertebe var. Mesela güzel. Güzelin mertebesi ne kadardır? Çiçek güzeldir, çocuk güzeldir, bahar güzeldir, mana güzeldir, bak mana güzeldir, ahlak güzeldir. Dünyada en tatlı şey nedir? Güzel ahlaklı insandır. Güzeldir. Bu esma mertebesi. Esma mümkünatta nihayetsiz mertebellidir. Ama vacipte böyle bir şey yok. O zaman istidadı bizi yarattı, çekirdeği dedi. Koydu o çekirdeği ruhumuza. Aslı da esmalar. Hadi bakalım gayret et, aslına dön. İşte bu gayret ederken kazandığımıza vücut. Ama olması mümkündü ama olamadı, kazanamadık o vücudu. Adem. Adem bu yokluk değil. Kazanılamayan ama olması muhtemel iken olamayan vücut mertebedir. Bu Adem. Bu bize Adem mutlaktan mı haber veriyor, Adem sırftan mı haber veriyor? Adem mutlaktan da haber veriyor. Adem mutlaktan haber veriyor diyoruz da. Adem sırftan haber veren var mı bizde? Var tabii. Onu zaten gel- bizde var. O bizde zaten. Zaten bizde. Tamam, doğru. Şimdi kainatta olmayan bir tek Adem-i mutlak var. O da bizde. Kainatta yok. Neye benziyor bu? Zatı kainatta Allah yok, zatı bende olduğu gibi Adem-i mutlak orada da yok, bende var. Yani bende var mı yoksa? Yani yok da. Haberi mi var? Ben? Haberi var. Haberi var. Haberi var. Haberi var abi. Evet. Tamam. Var işte. Ama yok. Haberi var. Haberi var abi. Tamam. Fikir olarak. Mutlak olarak. Yani fikir olarak. Ha fikirin de arkası. Yok, fikir Adem bilir. Adem olarak haberi var bende. Evet. Bendeki Adem. Yani böyle bir seziş. Fikir dimağda, his vicdanda, duygu kalpte, latife ruhta. Bunların da ötesinde şekilde var. Bu şekilde de. Yani fikir dimağda, mertebe, gir içeriye, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye. Fikir, gir içeriye, his, gir içeriye, duygu, gir içeriye, latife. Fikir dimağda, his vicdanda, duygu kalpte, latife ruhta. Ha, bunların da ötesindeki bir şekilde var. O ne ben Adem-i mutlak hissetmem fikir değil, his değil,
Duygu değil, latife değil, değil de değil. Başka bir şey. Tanımlayabilsem zaten Adem sıf olur. Ama haber veriyor Adem. Ölüm korkusu Allahu Alem bunun bizdekinin isimsiz hali ya. Nedir diye. Oysa elbise değişir, ruhun libas değiştirmesidir ölüm. Ruha giydirilen libas bedendi. Başka bu esmanın iktizasıydı. Ruha oraya uygun bir libas giydiriliyor. Esmanın iktizası burada bu, orada başka. Ama insan sabit alıştığı, böyle devamlı meşgul olduğu bedenine alıştığı için değiştirmek istemiyor. O istememenin adı ölüm korkusu. İnsan alışkanlığının kölesidir ya. Alışkanlıklarının kölesi ya. Alışkanlığımızdan kötü dahi olsa çıkmak istemiyoruz. Sigara mesela diyelim. Veya kötü ahlaklar. Alıştık ama kötü olduğunu biliyoruz. Çıkamıyoruz. Pek deneyimiz yok. Peki bu böyleyken bir de vücuda alıştık bu bedene. Lan kayıtlamış beni ya. Usta ne güzel demiş 130 mesleğinde diyor ki kainattan iğrenmiş. Dünyadan küsmüş. Vücudundan bıkmış. Ruhlara Allah melce ve mencedir. Ahiret büyük nimettir. Bıktık ya bu vücuttan ya. Korona alacaksın. Yok derledim. Yok acıktım. Yok evlilik olmadı. Yok para gitmedi. Yok şu olmadı. Ya tam olacak olmadı. Vücudumuzdan bıktık ya. Bu ne ya? Korona aldı. Burnum akıyor. Yok belim tutmuyor. Yok böyle gitti. Şöyle gitti. Kainattan iğrenmiş. Dünyadan küsmüş. Vücudundan bıkmış. Bıkıyor da insan artık ya. Yeter ya. Uf. Diyesi geliyor ya. Ha. Ruhlara Allah sığınılacaktır. Melce. Her yere sığınabilirsin ama sığındığın yer cevap mıdır sana? Allah sığınılandır. Aynı zamanda cevaptır. Melce ve mence odur. Sığınılan ve cevap olandır. Allah ihtiyaçtır. Allah hakikaten ihtiyaçtır. İhtiyacını hissedenler için. Bana öyle bir ihtiyaç ki hiç sorma ya. Öyle ihtiyaç hissediyor mu? Çocuğun annesine sığınması gibi, dayanması gibi. Allahsız ne yaparım ya? Olur da sen ihtiyacını hissetmezsin. Ben ihtiyacımı hissediyorum. Allah acayip ihtiyaçtır. Koronalı, torbalı mezara yatırdınız mı hiç? Siz vazifeli oldunuz mu hiç? Hoca efendi dedi, ben gidiyorum öteki cezanı seni gömeceğiz. Sen de hocasın diye duydum. Kaçma dedi. Belediyenin adamı var ya, gömdü. Bak orada da bak, onlar bekliyor diyor sırada. Üç tane cenaze var. Telkini sen verdin. Ben seni tanıyorum. Ondan sonra o siyah torbada indi. Şimdi geldi ver ha. Değil mi? Adem konuştuk. Yani bu arada lan. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Abi Türkçe'ye uğruna bir şey söylemeden duramayacağım. Hasan abi, ayat-ı tekvini Adem, enamil-i tekvini Adem-i mutlak, emri tekvini Adem enamil-i tekviniye Adem-i mutlak, emri tekviniye de Adem-i sır. Rabbe de mümteni. Bunları deme. Dur daha deme. Bitirelim. Alemimizde bir daha girmedik. Bir şey yapsın ondan sonra konuşalım bunu. Nereye ne diyeceğiz diye. Çünkü daha yürüyoruz. Adem'i konuştuk. Adem, şu an Adem'i sırfa girmedim. Adem'i mutlaka, ilk önce Adem'de yürüyorum. Adem, noktalı virgül. Her bir esmanın mutlak ve muhit olan hakikatlerinin, hakikat nedir? Esmanın kendisi. Hakayike şey sabit et. Rahman, Rahim, Kerim, Vedud hakikattır. Yani felsefede bu Naci bilir. Hakikat, hakikat. Hakikat mı var ya? Hakikat bu. Sonuç bu. Diyemez. Niçin? Niye? İhata lazım. O zaman nedir o? Düşünülen her şey bilgidir. Hakikat sana göre öyledir ama mutlak doğru mudur? Hayır. Mutlak doğru olabilmesi için sahibi söylemesi lazım. Bizim dünyamızda mutlak doğru çünkü esmadır. Felsefede değil ya. Onun için hakikat nedir? Esma-i İlahiyedir. Esma-i İlahiyenin kendileridir. Rahman, Rahim, Kerim, Vedud. Sen şefkat bende niye var? Bir sürü felsefe yapabilirsin.
Ama Rahim isminin tecellisidir. Rahim'in bendeki taayyunudur. Şimdi Adem nedir? Noktalı virgül. Her bir esmanın mutlak ve muhit olan hakikattir. Esmalar mutlak ve muhittir. Kayıtlanamazlar. Hudutlanamazlar. Hudutları yoktur. Kayıtları yoktur. Mertebeleri yoktur. Mutlak ve muhittir. Esmalar. Onun için ihata edilemezler esmalar. Sonra hakikatlarının, ama böyle bir esma kainata tecelli edecek. Alem-i şehadetteki eşyanın kabiliyetlerine, istidatlarının aynı darlığından o mertebenin görülmesi. Mesela Rahman ismi tecelli ediyor bize. Şu anda etmiyor. Vahiy tecelli ediyor gene. Cebrail getiriyor. Ama o derece mazhar, aynam temiz değil ki Resul olayım. Aynası tamamen temiz olan Cebrail'e uygun olup gelen vahiyi budur diyebilmesi için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam lazım. Şu anda bize de vahiy de geliyor. Şu anda vahiy kesilmiş olsa nakıs olur. Vahiy devam ediyor mertebe. Ama biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aynasının içinde bir zerreyiz. O ayna lazım külli ki o vahiy Cebrail olarak görsün. Vahiy devam ediyor. Hakikat devam ediyor. Esma tecelli ediyor. Nereye? İstidadımıza vuruyor. Vurdu mu abi? Vurdu. Ne kadar inkişaf etti? Çekirdek. Rize'yi götürdük. Narin inkişaf etmedi. Adana'da tam mükemmel oldu. Getir böyle biraz Rize ile Adana arasında veya Kırkan arasında. Epey Rize'den daha iyi ama Kırkan gibi değil. İşte o mertebe de o diye mertebeyi kastediyorum. İşte bu kazanılan mertebe istidat değil, kabiliyettir. Kabil olmak. Kap oldu. O hakikata kap olabildi. Kap. Ona Kulazı bir Rabbinas, Melikinas, İlahinas. Melik, malik olduklarımız, melekelerimiz. İnkişaf eden tarafımıza meleke kazandın. Arabayı mesela kullanırken konuşuyoruz. Hiçbir şey, pedal falan düşünüyor musun? Buna meleke kazandın denilir. O melekeler bize malik olmuş. Bizdekinin bu malik olduğumuz mülke dönüşmüş, ortaya çıkmış istidat, kabiliyetlere dönüşmüşün kainattakinin adı melaike. Kainatta melaike, bizde melekeler. Aynı şey. O mertebenin görülmesine, bu esma istidada vurdu, gözükmesine vaydi kıyas hizmeti yapıyor bizde. Vurdu bizde Osman. İstidada esma vurdu. Bizde ne çıktı? Vahidi kıyasiler çıktı. O istidada esmalar vurunca esmalar kısmen inkişaf etti. Vahidi kıyasiler ona emri nisbiler, emri itibariler çıktı. Mertebeli anlayışlar. Vahidi kıyası şey yapmıyor ama belki hemen şey yapayım. Emri nisbi şu. Dışarıdan kediyi getirin buraya. Sığırı getirin. Vay şu çiçeğe bak ya. Demez. Çiçekle ot sığır için eşit. Mabet kuşu kokmuş balık kafasıyla kedi için eşit. Emri nisbisi yok olduğu için. Alamıyor içeriye. Anlamlandıramıyor. Onun için sığır gibi insanlar da var. Yani. Nasıl öküz için çiçekle ot eşit ya. Bazı insanlar için de çiçek ne ya bitti işte. İşte bu dışarıdakini içeriye alabilip hayret edebilme durumuna gelebilme kabiliyetimize emri nisbi. İçeriye aldım. Örf, anane, kültür, gelenek, bir sürü kazanımların, ilimlerim vardı. O alınanları da harmanlıyorum. Farklı bir düzeye taşıyorum. Buna da emri itibari denir. Bu emri itibariyi, emri nisbiyi de pıtayın pekmez gibi karıştırıyorum. Ortaya çıkana da vaydi kıyası denir. Ha, bu çok açık izah ettiğimi zannediyorum. Demek ki vaydi kıyası geliyor. Misal, ilmin örnek veriliyor. İlmin vacibül vücuda bakan tarafı olduğu gibi, yani şu kirazın, kazandığımız şu anda ilmin, Allah'a bakan tarafı var ilmin, mümkünata bakan tarafı var. Mümkünata bakan tarafı da var,
ilmin aslında mertebesi yok. İlim mutlak ve muhit iken, mazarların kabiliyet ve istidatları mutlak ve muhit ilme aynı olmaları mümkün olmayınca ilmin mümkünatın istidadına ve kabiliyetinde tayin ve teşahhus ettiği, edebildiği miktara vücut. Edemediği tarafa adem demiş. Allah'ın ilmi var. Var mı abi? Mertebe var mı içinde? Yok. Yok. Sonra istidadımıza bir vurdu. Allah bazı şeyler inkişaf etti. Edene ne deniliyor? Kabiliyet. Edemeyene istidad. Edemeyen tarafına adem, ilmin ademi, edebilene ilmin vücutları, ilmin vücutlar çıktı. O zaman Adem'in vücutsuz vücudu ne demek? Adem'in vücudu var mı? İnkişaf etmemiş. Günahlar Adem'e çalışır. Adem nedir? Vücutsuz vücut. Bir içine girdim bir ara. Adem'in içine girdim. Olmayanların olmayan içerikleri. Olmayanın olmayan içerikleri. Adem. Mesela diyelim ki buna benzemez ama biraz düşünmek noktasına yardım eder. Sıfır. Bütün sayısalları gösterir ama kendisinin sayısal bir değeri yoktur. Yani bir değeri yok. Sayısal bir değeri yok. Var ama sayısal cinsinden değil. Bütün her şey tanımlıyor. Kendisinin o konuda bir tanımı yok. Ondan zaten sıfır. Mesela sıcak bir yerden geliyor. Ama soğuğun bir kaynağı. İlle sıcağı kullanacaksın. Niye soğuk var? Sıcak yok. Eksi rakamlar da mesela eksi bir eksi iki de aslında evet. Ademi. Ademidir. Yani vücudu ama yok ama mertebe noktasında var. Varlığı var. Yok var. Yok var gibi. Yok var gibi. Mesela o zaman Adem nedir? Olmayanın olmayan içerikleri. Bu ne demektir? Akıl cihazımızın cihazımıza aşkın. Cihazımızdan aşkın. Çünkü akıl ilişki ve çelişkileri çözer kainattan. Zaten felsefede bunun şeyini yaparsan, ilişki ve çelişkilerini düşünürsen, konuşursan, ortaya göre, ortaya çıkan herkesin aynasına göre ortaya koyduğu fikir, hareketleri felsefe oluyor. Şimdi akıl nedir? Cihaz. Usta diyor ki cihazı insani cihazdır. Allah ilmiyle yaratmış. Çünkü akıl cihazdır. Allah'ın cihazı, Allah cihazda mı bilir? Biz akılla biliriz. Çünkü cihazdır. Termometre neyle bilir? Sıcak ve soğuğu bilir. Barometre basıncı bilir. Biz de kainattaki ilişki ve çelişki, vaydi, kıyası akıl cihazıyla biliriz. Allah bir şeyiyle bilmez. Allah sonsuz, mutlak ve muhit bildiği için böyle bir cihaza ihtiyacı yok. Zaten cihazı yapan o. O yaratmıştır. Yaratmıştır mahluk. Esmalar ortaya çıktı mı? Çıkana vücut. Şehar. Çıkmayan Adem. Adem'i sıfıra gideceğim ha. Merak etme. Adem'i sıfıra. Çıkanlara mevcut desek daha mevcut desek. Mevcut. O zaman vücut. Şuraya parantez açayım. Tamam. Aynı şey. Mevcut. Sonra Mehmet direkt konuş o şeyi söylediğini. Lafur da söylediğini söyleyecek. Bir bitireyim. Allah'a Adem tarafı dedik, tamam. O zaman Adem'in, yani vücutsuz vücut, Adem'in noktalı virgül, vücutsuz vücudun, vücudu var ama yok. Yokun yok içerikleri ya Adem. Mümkünatın, eşyanın, istidat ve kabiliyetleri ile mutlak ve muhit olan esmaların mutekası. Mülakisinden. Yani istidatlarımın mutlak ve muhit olan esma bir mülak etti yani tecelli etti. Allah benim istidatlarıma, kabiliyetlerime taayyum ve teşahhus etti. Lugat konuşulmaz taayyum ve teşahhus. Allah taayyum etti, teşahhus etti. Edince ne oldu? Esmanın ortaya çıkmayan tarafına Adem diyoruz. Yani esmalar benim istidatlarıma Allah taayyum ve teşahhus etti bende. Ortaya çıkana o istidat, kabiliyet, vücut mümkün oldu. Hep konuşuyoruz bunu. Ama
çıkmayan tarafına Adem diyoruz. Bunu şu alar 24'te söylüyor. Tamam. Tevhut demek aslında Adem'i iktiza etmez mi? Ediyor. Yani ama sonuç itibariyle ama tecelli iktizadır zaten. Muktazi vedai diyor ya. Birisi muktazi, birisi vedai. Aslında gidelim arkadaşlar çünkü metinleri okuyacağım. Aslında var ama o mertebi burada gösteremedi. Esma'da o mertebe var mı? Var. Ama istidadımda gözükmedi. Esma'nın ne demek? Kabiliyetinde gözükmedi. Kabiliyetinde gözükmedi. Kabiliyet olmadı. Esma ne demek? Noktalı virgül. Cil ve cemal, nakış ve sanatı olarak çıkanlara vücut, çıkmayan Esma'nın tayin ve teşahhüs ettiği halde biz de esmalarımızdan çıkmayan taraflarımıza belki sizi bıktırdı ama buna Adem diyoruz. Yani çok çeşitli şekillerde izah edeyim dedim de. Yani tamam. Adem de şey yani vücutla aynı anda mı? Aynı aynı. Vücudun içinde zaten. Mesela cehaletin nerede? Cehalet bilgi değil mi? Evet. Ama cehalet bilgisizlik değil mi? Evet. Bilgisizlik iken aynı zaman kendisi bilgi. Bilgiyi kazandığım andan itibaren o da Adem de meydana çıkıyor. Yani şöyle. Bilgi olsa ona neye cehalet deniliyor da diyor ki ilim kazanılan tayin eden işte bu cehalet ise o bütünselliği görüp sende ortaya çıkmamış. Bu bizim bildiğimiz ilim cinsinden değil bu. Yani bu cehalet cahilim demek. Yani kazanılan bir ilim değil bu. İlmin sürecin sonucudur bu. Mesela şöyle diyeyim. Bir misal. Hem kainata bakın evet, siyasete. Abi. Siyasete de böyle bakın. Aynı hadiseye de bakın. Mesela ne olacak, nasıl olacak şöyle. Şimdi iki türlü bakış var. Hadiseleri yorumlayarak, kıyas ederek, süreci takip ederek sonuca varmak. Bu yol şaşırtır, herkese göre değişiktir. Hakikat yolu ise sonuçtan sürece bakmak. Bu böyle gözüküyor ama bu böyle değildir. Sureti budur. Suret aldatır. Ölüm gibi mesela. Sureti siyah çarşaf, kefen. Siyah toprağın altına girdi. Sureti bu. Usta da öyle diyor 232 lemalarda. Ölümün zahirisi, çirkinisi gözükürken hakikati böyle değil. Yani niçin? Sonuçtan cennete göre, Allah'a kavuşmaya göre bunu yorumlarsan hiç de kötü değil. Ama sonuç yokken, sonucu da bilmiyorum. Bunu yorumlarsan sonuçsuz süreci takip etmek. Siyasette de öyle ya. Adam sonucu dindeki müjdeleri bilmiyor. Allah'ı hesaba katmıyor. Allah'ın da bir kainatın takip ettiği bir şey var. Allah kainatta Allah'lık yapıyor. Sanki insanlar her şeyi bırakmış zannediliyor. Allahsız düşününce sonuç yok. Süreci şey yapıyor. Siyasette de öyle. Hadiselerde de öyle. Bu süreç nereye evrilecek? O zaman seni bir sürü acabalara götürür. Hiçbir zaman eminlik sana vermez. Hep acabadır. Fakat peygamberler ve onun takipçileri sonuçtan süreci takip ettiği için hep eminler. Ama sonuç dediğin şey hakikatidir değil mi? Hakikatidir. Yani sonuç dediği zaman hakikati. Aynı şeyi evet. Koyacağız. Tamam. Vücuda çıkmayan mertebelerine mümkünat tarafındaki ismine Adem deniliyor. Oysa mümkünatın sırf yoktan yani ortada istidatta kabiliyet de yok. İlk önce istidadı ve kabiliyet. Ha bunu şey yaptık. Şimdi geliyoruz Adem-i sırfa. Diyor ki bu kainat şu, ayna mıdır? Burada esmalar gözüküyor mu abi? Esmalar. Esmaların burada gözükmesine ne deniliyor? Cilve, cemal, nakış sanatıdır. Mevcudat, aynedir bu alem, her şey hakkıyla kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür dahi. Bu mevcudat ayna mıdır abiler? Aynadır. Nereye aynadılar? Esmaya. Peki mevcudat nedir? Sıfat. Demek ki
esmalar sıfatta ortaya çıktı. Bu mevcuda, bu mevcudat aynadır. Bu mevcudat aynadır. Burada esmalar gözüküyor. Ve o gözükmeyen mertebeler Adem dedik. Peki bu ayna olan mevcudatın da bu esmalar gözüktüğü gibi sıfatlar da bir yerde gözükecek. Esmalar bu kainat aynasında gözüküyor. Kainat aynası nedir? Esmalar nereden çıktı? Sıfatlar. Sıfattan çıkmış. O zaman esmalar sıfat aynasında gözüktüğü gibi sıfatlar da Adem-i Sıf aynasında gözüküyor. Biraz yediğim delilleri nedir? İlk önce Allah istidadı ve kabiliyeti yaratacaksın, yarattı. İlk önce bizi ne yaptı? İstidat ve kabiliyeti yarattı. Sonra onları esmalara muhatap etti. Bir daha, değil mi? İstidat ve kabiliyetlerimizi yarattı. Sonra dedi ki, ben buraya esmaları tecelli ettireceğim Osman. Etti mi abi? Etti. Demek ilk önce istidat ve kabiliyeti yaratacaksın, esmaları tecelli ettirmeden. Yani kainatı kaçırmayın bunu. Kainat aynadır, esmalar gözüküyor. O zaman ayna nedir? Sıfattır. Esmaları muhatap ettiğinde, istidat ve kabiliyet zeminlerinde esmaların ortaya çıkamayan hakikatlerini Adem demiştik. Fakat olmayan istidadi ve kabiliyeti yapmak esmaların işi değil. İstidatları yaratmak esmaların işi değil. Yani esmalar kiraz aynasında gözüküyor. Ama bu kirazın vücudunu, aslı yazılımı esmalar değil. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mayyet ilmiye söyler, vücud ilimden vücudu hariceyi çıkarır. Sırrı, yani bunların cevher tarafı kirazın ayna daha değilken, ayna cevher öz iken, yok iken onu yapan sıfattır. Peki orada niye kuvvet usta ifade etmiş aslında? Esmadır kuvvet. Yani esma olması, yani hani biz sıfat diyoruz ama orada gene üstad esmanın vücud-i ilmiye sürdüğünü söylüyor. Yani sıfatı dese daha yakışır gibi geliyor. Çünkü sıfattayken oraya nereye esma işi yapacaksın? Taayyün ettikten sonra kuvvetini sürüyor. Esmaları sürüyor. Sıfatlara. Gözükmeyen yazılar çıkıyor bu sefer. Süreci anlatıyor orada. Süreci anlatıyor. Devam edeyim. Konuşacağız. Ben bir metni okumak istiyorum. Esmalar kainat aynasında ki sıfatlardır bunlar. Tecelli ediyor. Esmalar sıfatlara vuruyor. Sıfatlar aynasında gözüküyor Adem. Esmalar var olan aynaya tecelli ediyor. Arkadaşlar esmalar var olan aynalara tecelli ediyor. Kainat ayna. Peki ayna nedir? Sıfatların yarattığıdır. Sıfatlar. Esmalar sıfatlarda taayyün edince vücut çıkıyor. Çıkıyor. Ve onun adı da cilve, cemal, nakış, sanat gözüküyor. Ama mevcudat, mümkünat ilk önce yoktu. İlk mutlak yokluktan var etmeye Adem-i Sırf denilir. İşte bu mevcudat aynasında esmalar gözüküyor. Ama bu mevcutların üzerinde esmalar. Peki bu mevcutlar yokken, yokken, bu sıfatlar yokken, bu sıfatlar, sıfatlar yapacak. Bu sıfatlar hangi aynada tayin edecek? Adem-i Sır. Zat-ı Sır. Benim güzel abim. Dur, söyle. Neyse, doktor abi şey yapsın. Sen bitir de onu alacağım. Şöyle, şimdi esma, yani bu gördüğümüz sıfat aynasındaki esmanın cilve cemali. O zaman bu gördüğümüzde direkt sıfat olmaması lazım. Sıfatın cilve cemali gibi bir şey olması lazım. Gibi. Onun hiç adını vermiyoruz. Sıfat deyip geçiyoruz ya. Şimdi ona içine girdiği var mı öyle bir şey? Yani şöyle. Onlar diyor ki, ustad diyor ki bu varlıktan diyor sen vücudu bitirsen, vücut meratiplerini bitirsen hiçbir zaman Adem-i Sıfır'a giremeyeceksin diyor. Vücudun kaynağı Adem-i Sıfır'dır diyor.
Adem sıftan yarattı diyor. Sarı ifade var. Şimdi şey söyle Gafur. Sıraya koydum da onun için. Evet abiciğim, Allah razı olsun. Önce çok mutluyum. Harun'um da benim orada galiba. Maşallah, barikallah abi. Onu da söyleyeyim. Abiciğim, şurayı bir okumak istiyorum. Ene, kılavuzu mahdiye olan Esma-i İlahiye'nin anahtarı olduğu gibi kainatın tılsımı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muammayı müslim füşadır. Şimdi abi burada hazır abiciğim. Burada Adem-i Sırf, bakın şöyle söyleyelim. Esma, Ene ile Esma'yı çözüyoruz. Bir de Ene'nin kendisi var. Ama bir de Adem-i Sırf, yani Ene de aslında parazidir abi. O da verilen bir şey. Size emanet verildi Ene. Kim aldı bunu kardeş? Ene size verildi. Zaten bir kere Ene çözülmesi lazım ama bir de çözünce bitiyormuş. Ene de sana verilmiş. Ene'ye emanet almadık mı? Kim aldı bunu? Sırrı insani. Muammalara bak. Biz sırrı insaniyiz. İn aşağıya. Ene verilmiş. Ene. Aşağı in. Vücut. Aşağı in. İstidat kabul etti. İn aşağıya böyle. Bu sıralamaya bakarsanız hani esmaları sıfat aynasında, sıfatlar Adem-i Sırf aynasında dediğinizde Adem-i Sırf zati sıfat mertebesinde bir şey oluyor. On gelecek yani, çünkü kaynaklarını hep yazdım. Kırmızı hep kaynaktır bu. Hep nereden aldım hepsini? Hepsini göstereceğim. Bu yazı metin bunlardan dedim. Şimdi delillerini de getireceğim size. Ha bu buradaydı diyeceksiniz. Ha. Demek ki Adem-i Sırf ne? Saf Adem. 28 altına ne deniyor, saf altına 24 aya saf Adem. Demek ki Adem sıfı olmayan, sıf Adem 24 ayar altın değil. Adem-i sırf. Şu mevcudat kokusu yok. Felsefede öyle der Gazali. Mevcut vücut kokusu yok. Yok. Vücut kokusu yok Adem-i sırf. Ama Adem'de vücudun şeyi de var, mertebeleri var. Esmasız, yani mümkünatın yaratılmaları var ya, esma, esmasız, mümkünatta daha tecelli etmeden yaratılmalar, cilve, cemal, nakış sanatları yok. Burada esmaların kendileri bile yok. Arkadaşlar, Adem-i Sırf'ta esma yok. Hiçbir şey yok. O var. Hiçbir şey yok. Yani... Şöyle bir şey de diyeyim, biraz şey mi olur, aceleci mi olur, yani size ağır mı gelir? Hani esma diyoruz ya mesela, haşa, soğan kabuğu anlamak için tabii. Yani tahayyülü küfür küfür değil, tasavvurü küfür de küfür değil, tefekkürü küfür de değil. Anlamak için. Soğan kabuğu, soğan gibi düşünürsek vacib mevcut haşa. Diş kabukları var, kabuklara doğru, içeriye doğru, öze doğru gideceğiz, öz, öz. En diş kabuğunda vacibül vücudu ne var? Esma. Gir içeriye. Sıfatı subutiyeler var. Sen, basar, ilim, irade, kudret, kelam, kudret, hayat. Onun da gir içeriye soğan kabuğu gibi sıfatı zatiyeler var. Nedir o? Vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetun lil havadis, kıyamı bir nefs, tekvin. Gir içeriye. Şuhunat-ı zatiyesi var. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzem, sevki mukaddese, sururu mukaddese, memnuniyeti mukaddese, şey lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftar mukaddese. Şunat-ı zatiye. Gir içeriye, daha arkası, arkasız arkası, mahiyeti zatiye. Ne var içinde onu bilmiyoruz. O bilinemeyecek zaten. O onun için demiş Allah Resulü. Kendini yine en iyi bilen yine sensin. Biz bilemeyeceğiz yani. Onu bilmiyoruz. Vacibül vücudu söylediğimi tekrar ediyorum. En diş kabuğunda esma. Gir içeriye. Sıfatı subutiye, gir içeriye sıfatı zatiye, gir içeriye şuunatı zatiye, gir içeriye mahiyeti zatiye. Tamam. Şimdi esmalar sıfatta tayin eder, sıfatta ortaya çıkar. Sıfatı subutiyeler sıfatı zatiyede ortaya çıkar. Sıfatı zatiyeler şuunatı zatiyede ortaya çıkarlar. Esmaların ortaya çıkmasından Adem, sıfatların, sıfat-ı subutiyelerin ortaya çıkmasından Adem-i Sırf,
zatı sıfatından ortaya mevcudatta çıkmadı, bize çıkmış Adem-i Mutlak. Hatır abi, bu tabi zahir bakış. Evet. Buzun içinde su, suyun içinde bu. Halbuki hakikatta tam zıttı, mahiyeti zaten içinden dışarı çıkış. Yani ne demek istedim, ha onu ekleyecektim, unuttum diye. Biz böyle anlamak için bu kategoriziyi, bize Allah böyle dedi, beni böyle tanıyın dedi, hepsi tek. Tek. Şimdi neye benziyor? Bugün de oldu bende. Çok özür dilerim. Şimdi düşünüyorum, hissediyorum. Şimdi birisi bana demese, bu düşünce akıldır, bu his kalbidir. Nerede bileceğim ya? Hepsi aynı. İçeride bir şey çıktı. Bunun kalbi olduğunu, aklı olduğunu. Evet. Nasıl ayıracaksın? Mesela içeriden bir ses geldi. Şeytandan hangisi? Mı geldi, melekten mi geldi? Nasıl ayırt edeceksin abi? Ya, ey nasıl bir kısa adam. Şimdi, bakın bir daha. İçeriden bir şey çıktı. Bir fikir. Fikrin de hissi var. Bir de vicdanın hissi var. Mesela duygu çıktı. Duygu çıktı. Fikir çıktı. Bunu aklı olduğunu, kalbi olduğunu kim ne ile ne olduğunu söyleyebilir ki? İçerisinde bir şey çıktı. Yani bunu ustası söylemese, sanatkar demese, bu aklidir, bu kalbidir, bu vicdanidir, bu ruhudur. Bilemezsin ki. Arkadaşlar içeride bir şey çıktı ya. Bir şey düşünün, ben istiyorum. Şeytandan ve cinden haberi olmayan doktor bu içerideki isteğini ne diyecek? Sen istiyorsun diyor ya. Kim var ki senden başka? Lan bir sürü burada 18 bin farklı şeyler var burada ya. Mesela ben kötüyüm. Psikoloji, dini, cini kabul etmeyen, şeytanı bilmeyen gafil var ya böyle ateist. Şeytanı, cini kabul etmiyor. Kendimi kötü hissediyorum. Sen kötüsün de ondan der. Demez ki sana o hissettiriyor. Üşüyorum. Zaten üşümek yok ki. Harici bir sebepten üşüyorum ya. Harici bir sebepten dolayı üşüyorum ya. Klimayı çalıştırırsam üşürüm. Şimdi bir daha söyleyeceğim. Çıpınıp da diyemediğim. Kardeşim, içeriden bir şey çıktı. Bunun kalpten mi çıktı? Bu ruhtan mı çıktı? Bu vicdandan mı? Bu akıldan mı çıktı? Kim ne ile söyler ve bizi emin eder? Emin oluruz bu buradan. Mesela bu insanda bunu. Ben meşgul olduğum için söylüyorum bu sahada. Bir şey çıkıyor. Allah'ın ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Allah'ın nimetini şükür için tadat et diye. Ekseriyetle geliyor böyle. Sensin diyor. Sensin. Sensin. Ve pat de yok oluyor o adam. Sensin. Şu anda sensin. Hiç kusura bakma. İlimde yapıyor biliyor musun bana? Varteye beni yuvarlamak için. Sonra bugün affedersin bir abdestteydim. Hiç bunlar şey ama aklım fırkım bu. Eşim bu ya bununla yatıp kalkıyor. Tuvalette. Ondan sonra dedim ki Allah şununla mahlukat yaratıyor. Hem tenebbüs ettireyim. 29. sözde söylüyor. Nardan, nurdan, zulmetten, rahiyadan, karanlıklardan, kelamdan, düşüncelerden, hislerden, latifelerden, meyillerden mahlukat yaratıyor. Olumsuzların adı erva habise, olumlulardan erva aliye. Şimdi tuvalete oturuyorum. Şimdi dedim ki, bu temizlenmese bunun müekkeli var. Pisliğin müekkeli pisliktir. Şöyle diyeyim. 15 gün evinizi teneffüs ettiriyorum da fizikle bahsediyorum. 15 gün evinizi kapatın ve hiç açmayın. 15 gün sonra gidin o yazdığınıza. Eşya kokacaktır. Ben size eşyanızı görmeyeyim, kapıyı açayım. Bu eşya taze eşya, yani kullanılmamış, daha yeni almışsınız. Siz de anlarsınız. Yok bu evde, içerideki salonda kullanılmış eski eşyalardır. Eski eşyanın kokusu eskidir. Kokuyla alakalı 5-6 saat ders yapmışım. Dalga boyları var. Partiküllerdir, parçacıklardır eşyadan uçan ama gözle göremiyoruz. Onun burundaki karşılığına koku diyoruz. Tamam. O cinstendir. Şunu demek istiyorum. Bunun kokusu bu cinstendir. Bunun kokusu bu cinstendir. Bunun kokusu bu cinstendir. Her şey kendi cinsinden verir. Dışarıya taayyün eder.
Mesela zina yapan, içki içen, namaz kılan, tarikatçı olan, tefekkür eden. Niye simada gözüküyor? Niye herkesin siması farklı? Niye ya? Et ve kemikteniz. 6 ayda bir değişiyoruz. Niye? Aa şuna bak. Gitmiş şeye. Hiçbir şey demen. Bu Diyarbakırlı. Bu efendim Adıyamanlı. Bu bilmem nereli. Git o şehre Diyarbakır'a. Bu falanca ilçeden. Bu falanca ilçeye benziyor. Git o ilçeye. Bu var ya bu. Bunlar. Bu falanca köylüye benziyor. Git o köye. Bunlar falancalardan. Git o kabile. Sen falanca ne olur musun? İnceleşiyor. Ha? Anlayana tabii. Şimdi arkadaşlar. Nardan, nurdan, zulmetten, rahyadan, kokudan, manadan, tefekkürden Allah ruhani yaratıyor. Olumluların adı erbahaniye, olumsuzların adı erva kabise. Tamam mı? Şimdi içimde, bugün de şey yaptı ya, o pislik orada duruyor. Oraya sinek gelir, arı konmaz. Eve çiçek koyun, arı gelir. Çiçeğe sinek konmaz. Çünkü o onun karşılığıdır. Ha, şimdi biz neyi düşünüyorsak o cinsten geliyor. Mahlukat. Şimdi dedim ki bir şey düşündüm. Bu kalbi değil bu. Bu dedi mana beni aldatıyor. Bu kalp olamaz. Bu akıldan çıktı. Nasıl ki aklımla bedenimi tamir ediyorum doktorluk. Ama aklım içeride. İçimden dışımı tamir ediyor. Fihi mafi. İçimden dışıma hakim oluyor. Aklımla bedenimi tamir ettiğim gibi kalbimle de aklımı, ruhumla da kalbimi, imanla da ruhumu, sır-ı insaniyle de tamir ediyor. Hepsi kapsar. Bir daha. Aklımla vücudumu nasıl tamir ediyorsam kalbimle de aklımı, ruhumla da kalbimi, enemle de ruhumu, sırrı insani ile de enemi, her şeyin ötesinde zatın nuru olan imanımla da sırrı insanımı tamir ediyor. Anladın mı? Kapsıyor bunlar. Şimdi arkadaşlar, doktorlar veya doktor kendisi doktor olduğu için burada bedenini tamir etmiyor musun? Ama aklın nerede? Bedeninde. İçinle dişini tamir ediyorsun. Kalbinle de aklını tamir ediyorsun. Aynı böyle, aynı. Ruhunla da kalbini tamir ediyorsun. Eğer bunu biraz farkındalığın gelişmişse, her şeyin belirli bir isim koyabilmişsen, muayyenleştirmişsen mana, bu kalptendir, bu vicdandandır. Şimdi devam edeyim. Adem-i sıfı araladık. Burada esmaların kendileri bile yok. Yani şu aynada. Yani sıfat-ı subutiyeler var. Sıfat-ı subutiyelerden yaratılmalara ne denilir? Sıfat daha hiçbir şey yokken, Allah'ın esmaları bile yokken sıfat-ı subutiyeler var. Orada Allah'ın ilminde biz özdük, saf, katıksız yoktuk. Buraya göre yoktuk. Allah'ın ilmi, muhiti, ezelisinde biz öz olarak vardık. Allah sonradan bilmez. Biz vardık. O Allah'ta var olma tarafımıza Adem-i sır. Yaratılışla dönüş, yaratılışa döndük, mahluk olduksa burada Adem. Bunlar yokken Allah'ta biz yok muyduk? Ben yaratılmadan önce Allah'ta yok muydum? Vardım. Nasıl vardım? Oradaki Allah'ın ilminde. Şeyde peki sadece insanda mı bu hani insan gibi anlattın Adem'si mevcudatın da şeyler hepsi mi? Hepsi öyle. Yani sadece insana mahsus değil. En camisinde bahsettim. Adem ise mertebesiz mertebeler. Çıkmayan hakikat mertebelerin adıdır Adem dedi. Kulasa ediyorum. Adem'i sıftan epey an konuştuk. Çıkmayan mertebeler Adem, vücutsuz vücutlara, yokun yok olan içeriklerin ise Adem-i sır. Allah'ta ben var idim, ezeli ve ebedi.
Sonradan bilinmedim ben. Sonradan bilinmedim. Allah'ın ilminden ben ezeli olarak vardım ve ebedi. Bu Allah'ın ilmindeki durumum Adem'i buradan bakıyor. Adem'i sırf. Sonra mümkün oldum, vücut oldum, mevcut oldum. O benim taraflarıma, içimdeki sistemindeki olma ihtimallerin o Adem. O taraf Adem'i. Artık ne anladıksa. Adem'i sırf, sonra kaynak okuyacağım. Mutlak yokluk. Saf, öz, töz, yokluk. Varların ara boşlukları değil. Adem varların ara boşluklarıdır. Adem'i sırf var yok. Beni şey atıyor, zat-ı sıfattaki vücuda atıyor beni ya. Devam edelim. Bitireyim metni. Esmalar sıfatlara tecelli edince, bak bir daha, esmalar sıfatlara, sıfat aynasına tecelli edince, esmalar sıfat aynasında taayyun ve teşahhus ediyor. Esmaların aynası sıfatlardır, biliyoruz bunları. Esmalar sıfatlar zemininde taayyun ve teşahhus ettiği gibi, sıfatlar da, yani sıfat-ı subutiyeler de, sıfat-ı zatiye zemininde taayyun ve teşahhus ediyorlar. Evet. Esmalar sıfatta taayyun ve teşahhus ediyor. Sıfat-ı subutiyeler sıfat-ı zatiyede, sıfat-ı zatiyeler şuunat-ı zatiyeye, şuunat-ı zatiyede mahiyet-i zatiye taayyun ediyorlar. Esmalar sıfat-ı subutiye taayyun edince onun adı Adem, sıfat-ı subutiyeler sıfat-ı zatiye taayyun edince Adem'i sırf, zatı sıfatlarda sıfatı şuhnat-ı zatiyeye taayyun ettikleri zaman Adem'i mutlak çıkıyor. Esmaların sıfat-ı subuti aynasına tecellisinden çıkmayan mertebelere, hakikatlarına, yani gizli kalmış, taayyun etmemiş esma hakikatlerine Adem demiştik. Şimdi bu biraz önce saydım. Adem, Adem-i sırf, Adem'i mutlak. Evet. Anladık. Esmalar subutu sıfata tecelli edince, aynı olunca Adem. Sıfatı subutiyeler, sıfatı zatiye aynasına tecelli edince Adem-i sırf. Sıfatı zatiyeler, şuunat-ı zatiye aynasına tecelli edince de Adem-i mutlak. Bunu dedikten sonra şu cümleyi okuduktan sonra mertebe okuyacağım. Almıyorum sana abi. Esmaların sıfatı subuti aynası neresi abi? Şimdi almıyorum abim. Ondan Adem-i mutlak hiçbir zaman, evet, cevap şey yapmayayım ki dağılmasın, metine geçeceğim. Ondan Adem-i mutlak hiçbir zaman, ne demek? Şualar 24'te şöyle geçiyor. Adem-i mutlak ise hiçbir cihette menşi vücut olamaz. Çünkü vücut zati sıfatta. Evet, olamaz. 24'te ne diyor? Bir daha. Adem-i mutlak ise virgül, hiçbir cihette menşe-i vücut olamaz. Adem-i mutlak. İnsanda var. İnsanda zat da var. Ama kainatta zat yok. Sıfatlarımla kainattayım. Zatımla insandayım. Nasılsa bu sistem, kıyaset, Adem-i mutlakla kainatta yokum. Beni seven, bana ayna olan, bana ihtiyaç duyan da Adem-i mutlak olarak varım. Hani Adem mutlak yok derken kainatı mı kastediyor diye yorumluyorsunuz? Sırf kainatı değil. İnsanda da bu kazanılan o mertebe var ya kutsi versen. Onlar da kastediyor. Onlar da Adem-i sırftan olmuştu. Okuyacağım. Adem-i mutlak sırrı insaniye bakıyor. Olabilir. Yani külliyatta o geçen Adem-i mutlak sırrı yok. Yani Adem-i mutlak yoktur diyor. Yok. Yok. Ne diyor? Bak, var diyorsunuz. Yani bir şeye koyuyorsun. Ama nasıl var göstereceğim şimdi. Yok. Bak bir daha söyleyeyim. Adem-i mutlak hiçbir cihette menşe-i vücut. Vücut yok. Vücut yok. Çünkü vücut... Vücut neydi? Sıfatı zati değil mi? Ben daha arkadayım ya. Şuunattasın sen. Şuunattaki vücudun karşılığı nedir mesela? Vücut şuunatta neden çıkıyor abi? Şimdi ben devam edeyim. Onu şey yapayım. Şuunat tamam mı? Vücut sıfatı zati ya. Evet. Onun için Adem-i mutlak ise hiçbir cihette menşe vücut olamaz.
Devam edeyim metinleri okumaya. Düşünelim. Yani mutlak vücudun olduğu yerde Adem mutlaktan bahsedilir mi? Adem'in mutlak zaten bahsedebildiğine göre sen de bu imkanı vermiş. Orada yok. Bende var. Bende bakışımda var. Orada yok zaten. Mesela diyelim ki Esma'da Adem var mı? Esma mutlak ve muhittir. Ha, benim alemde mertebelenmedi mi? E ne diyeceğim be o ara boşluğuna? Gene kendisi öğretti. Buna dedi ki buna sen Adem de. O zaman hep bu mevzu bizim bakış tarafımızdan. Evet evet. Tabii Allah için zaten. Yani vücut dairesinde var. Bir ara Allah bakışını şey yaptım ben. Dikkat ettin mi? Biz de Esma bakıyoruz. Gir içeri sıfatı sıbutiye bakıyoruz. Gir içeri sıfatı zatiye. Gir içeri şuna da zatiye gizliyoruz. Bu buradan bakış. Allah'ı anlamak için. Orada zaten öyle bir şey yok dedim. De, örnek de verdim. İçimden bir şey çıksa. Bir düşünce, fikir. Hangisi nereden çıktığını din dediği için. Ha, Allah canibinde esma, sıfat yok ki. O biz anlamak için var. Tasdif yok yani. Yani. Ha, şimdi metinleri okuyacağım. Onun için acele ediyorum. Çünkü bir ara iki satır ben bir şey yazdım. Ama insanda aktif, insanda adim mutlak aktif, şeceri hırkatta yok. Tıpkı zatıyla Cenab-ı Hak kainatta zatıyla kainatta yok. Kainatta yok. Zatıyla insanda olduğu gibi Adem-i mutlak da kainatta yok. İnsanda vücutsuz vücudunda. Ondandır ki şimdi metin okuyorum. Hani kıyas edin diye söyledim. Hani zatı nasıl kainatta yok insanda var. Adem-i mutlak da insanda var kainatta yok. O sizin yazdığınızı bir daha okuyun. Bir de okuyayım. İnsanda aktif Adem-i mutlak ama şeceri hırkatta yok. Ya ben bunu nasıl anlayacağım? Tıpkı zatıyla Cenab-ı Hak kainatta değilim. Beni seven müminin kalbinde olduğum gibi Adem-i mutlak da kainatta değilim. Ama insanda vücutsuz vücudunda varım. Çünkü insanda Adem yok mu? Onun içeriksiz içerisinde Adem-i sıfır var. Adem'in içerisinde Adem-i sıfır var. Adem ve Adem-i sıfırın içerisinde de insanda Adem-i mutlak var. Şimdi metinleri okuyorum. Nereden okuyacağım? İnce Mesnevi Nuriye 41. Okuyorum bak. Nereden çıkarttım bu yazıları? Çünkü Adem-i mutlaka namzet olan insan. Nereye namzetmiş? Adem-i mutlaka ne yoktu? Adem-i mutlaka namzet olan insan kemalata kıymet vermez ve istihsan ve takdire bedel istisgal ve tahkir eder. Yani Adem-i mutlak. Başka bir yer okuyayım. 119 Mesnevi. Dünyanın akıbetini küfür saykası ile Adem-i mutlak olduğunu tevehüm eden adam için de olmayan bir şey tevehüm ediyor. Terki lezaiz evladır. Çünkü o lezaizin zevali ile vukua gelen hususi ve mukayyet ademlerden Adem-i mutlakın elim elemleri her dakikada hissediliyor. Osman, Adem-i mutlakın elim elemleri. Oysa Adem elem yapardı. Elemin elemi Adem-i mutlakın şeyi haber veriyor. Mesnevi Nuriye 128 gene bak. Ancak suretlerin ve vaziyetlerini değişerek. Ancak suretlerin ve vaziyetlerini değişerek zevalde masum kalıp bazı yerlerde taassunla Adem-i mutlaka gitmezler. Fen dedikleri hikmet-i cedide bu sıra vakıf olmuş ise de yani felsefe, yani bunlar usta biliyor felsefeyi, öyle şey atmıyor. Vakıf olmuş ise de diyor yani evet, tıntımın etmişlerse bu adamlar konuşuyor. Vücudun arkasına geçmiş. Ya vakıf biraz olmuşlarsa de vuzuhuyla vakıf olamamıştır. Ve aynı zamanda alemde Adem-i mutlak yoktur demişler onlar. Ancak tereküp ve inhilal vardır diye ifrat etmişler. İfrat ve hata etmiştir. Adem-i mutlak yoktur diyerek hata etmişler. Vücut seviyesinde yok. Ya Osman anladın mı? Felsefe, şey, fenler demiş ki yani felsefe. Adem-i mutlak yoktur. Bunu demeyle ne dediler, ne yaptılar diyor. İfrat ederek hata ettiler diyor. Çünkü ille kendi
uyanışlarını, yani kendindeki o özleri, tözleri böyle uyananları bir kaynağa ile kaynağa dayandırmak zorunda kaldılar. Daha kainattan da başka kainat olmadığına göre, Allahsız tabi düşününce, o zaman adli mutlak zaten yoktu. Bak, hata nerede yaptılar, bir de okuyorum. Fen dedikleri hikmet-i cedide, yeni fen, hikmet-i cedide, bilmiyorum 1800'lerden sonra mı değişmiş, hikmet-i cedide, hikmet-i eskiler de atik diyor mahkematta, 1800'lerde mi ne şey yapmış, evrilmiş bir atik diyor, yani eski hikmet şey fen, yeni fen diye ustad yeniden söylüyor. Fen dedikleri hikmet-i cedide bu sıra vakıf olmuş ise de vuzuhuyla vakıf olamamıştır ve aynı zamanda ne demişler onlar, tırnak içinde almış onların sözü bu: alemde Adem-i Mutlak yoktur. Ancak terkip ve inhilal vardır diye ifrat ve hata etmiştir. Yani bu Adem-i Mutlak yok, hiçbir şey Adem'e yokluğa gidemez. Nedir? Çözülüyor, yapılıyor. Çözülüyor, yapılıyor. Çünkü yani hata etmiştir. Ustad şimdi tersini söylüyor. Var diyor. Çünkü diyor, alemde Cenab-ı Hakk'ın sunu ile, Allah'ın yapması ile terkip vardır. Allah'ın izniyle tahlil vardır, terkip yapıyor, çözüyor. Allah'ın emriyle icat ediyor yoktan, Allah'ın emriyle varı da yok ediyor. İdam ediyor. Mesnevi 128'den okumuştum. Evet. Şimdi varı, 226. Varı yok etmek örnek verir misiniz? Varı yok etmek, mesela diyelim ki... Allah, adamın halinde yok mesela. Adam, evet. Allah var ama yok. Allah ne kadar var senin için? Ama adamın aleminde Allah yok. Senin aleminde ahiret ne kadar kesin? Ama yok. Yoktu, böyle bir şey yok. Ahiret yok. Mevcudattan bir örnek verebilir misin? Mevcudattan şöyle diyelim. Eğer sırayla gidelim yürümek için. Atom. Gir içeriye. Enerji. Gir içeriye. Esir. Gir içeriye. Maddi hayat. Gir içeriye. Aynı hayat. Şimdi nereye kadar gelmiş? Atom, enerji, kuantum fiziğine gelmiş, orada durmuş. Ondan sonrasıları, ondan sonrası onun dünyasında yok. Maddi hayat, mesela bu, şöyle diyeyim, buz, su, H2O, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Hayattan yaratmış. Bunu bilemez. Dinle barışık olmayan bir düşünce. Gelir, nerede bırakır? Bu silsile yoktur da. Buz, su, ne kadar tefekkür edebilmişse, su, enerji, esir, kuantum fiziği, orada dur. Ondan sonra yok. Yok diyor. Olsa de orada bırakır, daha yok diyor. Eskide de öyle diyordu ya, biz mektep lise okurken, benim dönemimde, atom maddenin bölünebilir en küçük parçasına mı diyordu. Şimdi öyle demiyor. Şimdi biraz da devam edeyim. Mesnevi 226. Evet. Bu vaziyetlerin saratına göre ayetlerin. Bu ayetlerin saratına göre. Bak, ayetin açığına göre neymiş? Ölüm, zeval, firak, Adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp, yani ölümü mesela ne demiş? Yani mesela dinden kopuk olanı anlatayım, yoksa dinle barışık demiyor. Ölüm nedir? Hakikaten gözüken ne o? Yok olmak ya. Yok olmak. O zaman ne diyor? Bu ayetin saratine göre ölüm neymiş Kur'an'a göre? Zeval, firak, Adem kapısı, zulümat kuyusu olmayıp. Ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldir. Yani aslına dehalet süreci devam ediyor. Yani buz, su, H2O, enerji. Aslına inkılaplardır diyor. Bu beşaretin işaretiyle, buraya şimdi dikkat et Osman, bu sana lazım sorduğun için. Bu beşaretin işaretiyle kalp, olmayan bir şeyde nasıl elim alacak bak. Kalp, Adem-i Mutlak korkusundan, eyleminden kurtulur. Kalp. Adem-i Mutlak'ın korkusu, elemi dima mıdır?
Vicdana mıdır, kalbe midir? Kalbedir. Kalp cinsinde. Yani bitireyim, alacağım sorunuzu. Yani insanda var ademi mutlak ama ademi mutlak mümkünatta yok. Kalp onu fark etmiş. Kalp de arşın bizdeki karşılığı. Peki ademi mutlak nasıl var insanda? Kökü var. Kokusu var. Tinmin ediyor. Bir örnek vermiştim, hatırlıyor musunuz? Bir daha vereyim, tam yeri gelmiş. Yokluk. Yokluk. Yok var ya, yok. Vücuda zıt. Nereye, varı nereye götürüp de yok edeceksin? Yani öyle demiş ya adam. İnsan enerjidir. Bir enerji biterse biter, bu pil gibi. Bunun adı ölümdür. Başka ne hayat olacak ki demiş adam. Biz de diyoruz ki bir pil, bir enerji başka bir şeye dönüşmeden bitemez. Ya havaya salacak, mesela pil, batarya, ya video olacak, ya ses kaydı olacak, ya kaynak olacak, ya bir şey. Kullanacaksın ya. Kömür yakacaksın, enerjiye dönüşecek. Buharlaştı su, ya bir şeye dönüşecek. Bir şeye dönüşmeden bir şey ortadan kalkmıyor. Tamam. Çekirdekten ağaç çıktı diye yok oluyor. Şimdi bu ademi mutlak varlıkta yok. Ama kalp bundan endişe ediyor. Elim, adem, ademlerin getirmiş olduğu elim elemler. Elim, elemler. Kalp bundan rahatsız. Şimdi bir şey anlatacağım işte. Bu yokluk yok ya. Ruh, yokluğun tazikine muhatap olmuş tencerede. Şey ateş yanıyor. Fak 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 diyelim. Ruh sıkılıyor. Hem de bakın sıkıntınızı da anlatmış olacağım psikoloji. Ruh sıkılıyor. Daha önce anlatmıştım ama el tekrar rahat. Ruh sıkılıyor. Durup dururken. Kim? Ruh dedi ki bütün hizmetçilerine. Bu işle alakalı. Akıl sen gel dedi. Gel. Buyur efendim. Ben sıkılıyorum. Ben sıkılıyorum. Bir bak bakalım sebebi ne? İlişki, çelişki, emrin ismi, emri itibari, vahidi kıyasın, aletisin ya. Sen bu işin görevlisisin. Akıla diyor. Ben sıkılıyorum. Bak bakalım bu olayın evveli, ahiri, zahiri ve batınısı altı yönü nedir? Bana bağışsın efendim. Ruh niye sıkıldı diye adam arıyor. Gitti, akıl sağa baktı, sola baktı, bir dosya hazırladı. Yaptı. Aklın vazifesi biliyorsunuz, mevcutta ilişki, çelişkilerin vaydi kıyası aletidir. Ruhu rahatsız edeni bulmaya çalıştı, bulamaz. Bulamadı. Meğer ruhu rahatsız eden ademi mutlak, mutlak yokluk. Mutlak yokun bilebilmesi için muayene olması lazım akıl için. Akıl, bir usta da demiş ya akıl. Benim ayağım var diyor, kalp gibi kanadım yok ki uçayım. Bana yöntem söyleyeceksin. Akıl yöntemle çalışıyor. Sistemle çalışıyor. Öyle uçuk muçuklarla çalışmıyor zaten. Yöntemini bana şey yap dedi. Bu akıl aldı dosyayı. Ruh'a dedi ki efendim sizi rahatsız eden ölüm korkusudur. Peki aslı nedir bu? Doğru mu? Yok. Ruh bir baktı şeye. Aslı nedir? Ruhu rahatsız eden mutlak yokluktur. Mutlak yokluğu akıl tanımlayamadığı için buna en yakın şey kendi ölçüsüne göre akıl bu mutlak yokluğun eylemine en yakın olan ölüm korkusudur dedi. Onu benzetti. O en akla göre en elim olan şey, hükmü, ölüm korkusu. Efendim diyor, araştırdığıma göre sizi rahatsız eden ölüm korkusudur diyor. Oysa ölüm korkusu aklın ruhu rahatsız edeni bulamamanın aciziyetinin ifadesidir. Ölüm korkusu. Akıl
ruhu rahatsız eden Adem'i mutlakı tanımlayamadığı için, izah edemediği için ona kendisine göre en yakın olan hüküm nedir? Ölüm korkusu efendim diyor. Bilinen bir taraf. Bu ölüm korkusudur diyor. Ondan sonra bazen de hoşuma gidiyor. Bazıları kızıyor. Tanrı öldü diyorlar ya böyle felsefe. Bu adama bakıyor kafirsin diyor falan. Yaşadım ki. Ha? Yaşadım ki. Acayip bir şey yani. Ben onu görünce güldüm biliyor musun? Çünkü diyor ki bu bize dayattıkları bir tanrı var diyor. Üç tane çarmıha gerilen var diyor. Ruh-u Kudüs var diyor. Bir de aslı tanrı var diyor. Siz diyor buna tanrı dediniz ama asıldı diyor. Bu tanrınız öldü diyor. Doğru söyledi adam. Bunu tanrıysa. Burada kastettiği şey hocam. Ben kendi malzememi yapıyorum. Neyi kastetti onu size de bileyim. Orada Darwin'in evrim teorisini kastediyor. Diyor ki siz tanrıyı öldürdünüz diyor. Tanrıyı öldürdün. Tanrıyı öldürdü derken onu kastediyor. Şimdi de diyor tanrının cenaze töreninde insanı da ağlamakta. Yani Darwin'in evrim teorisinden sonra insanın düştüğü bunalımı anlatıyor. Bunalımı anlatıyor. Ya ne acayip değil mi? Şimdi size şunu diyorum. Böyle Avrupa'dan böyle filozofların böyle dine zırt bir şeyler söyleyince hemen biz üzerimize alıyoruz. Oysa kendi dünyalarındaki dine hücum ediyor. Sen de kendi alemindeki dini zannediyorsun ama kafir diyoruz. Değil ya. Şimdi bir yerde okuyorum. Son kaynağı. Evet. Son kaynağı. Nereden okuyorum? Bunu hiç görmemişsinizdir. Allah Allah. Kaynağı ne? Ha yazmışım İşaret mutlaka. İşaret icazlı ama 56 mıydı? Bir bakar mısınız? Vallahi hayır diye başlıyor. Kaynağı unuttum. Yazmışsınız abi işaret 56 yazıyor. Nerede yazmışım? Sonda. Tamam çok özür dilerim. 56. Bak şimdi işaret icazlı bak ne koymuş. La vallahi ancak o rahmetin şenindendir ki ala bak. Şurada yazacağım ben bunu. Firak-ı ebedi, şunu yazayım, çok önemli. Hem de bugün bir şey yazmamış olabilirim. Mantıka, bu hulasa ediyor Osman. Hiçbir zaman talebelik değişmedi bizde. Bitmedi. Sureti değişti. Okulda da el gidiyor. Bizim fizik hocası. Hatırlıyorum böyle. Ancak o rahmeti şenindendir ki firak ebediyi bak burası şu takkeli noktalara bakayım. La İyi şunu çevirsek tabii adamlar zavallı orada ne yapalım gelemiyoruz diye biz mahkumuyuz değilseniz söyleyin. Fırak ebedi, hicran-ı layezaliye, hicran-ı layezaliye, tam doğru, fırak ebediye, ve ondan sonra dersim şey yapıyor. Her ikisine musallat eder ki
Noktalı virgül mü? Yok. O Fıratların o hicranların o kökleri ortadan kalksın. Bak şimdi olmayan bir şeyi bak ne yapıyor. La vallahi diyor. Ahiret için. İnsan aleminde ahiret yok. Var. İnsan aleminde Allah var. Allah yok. Yani ne kadar kesin bizlerine, birilerine de yok. Mesela mevcudat için denirse ahiret veya ne bileyim sendeki kemalat, adamın dünyasında senin bilmez ki o kemalatını, senin halet-i rüyelerini. Yok. Şimdi diyor ki, la vallahi diyor, o rahmetin şenindendir ki, firak ebedi var ya, firak ebedi, ebedi bir ayrılığı, hicran la ezaliye musallat edecek, onu da buna musallat edecek, görüyor musun birbirine? İçler dişler çarpımı. İçler dişler. Bunu buna mı salat ediyor? Bunu da buna mı salat ediyor? Şimdi iki kuvvetli adam çarpışırsa bir ufak çocuk ikisini döver ya, ikisini bitirir kendilerini. Sen döversin. Musalat edince ortada bir şey de var. Üçüncü bir şık. Adem-i Mutlak'ı da her ikisine musalat eder. Adem-i Mutlak yoktur dedi ya, yok. Adem-i Mutlak'ı da onların yokluğunu da Adem-i Mutlak'a atarsa, yoku da yok ederse, yoku yok ediyor, yok ediyor. Adem-i Mutlak ne yapar? Yoku yok ediyor. O Fırat'ların, o Fırat var ya, o hicranların, Fırat ve hicranların kökleri yok. Yani Fırat, ayrılık. Hicran, içsel çöküntü. İçsel çöküntü. Bunu Allah neyle tamir ediyor? Firakla Allah Lüleburgaz, melce. Melce. Yani sığınılacak bir yer. Herkes herkese sığınır ama acaba çare midir sığındığın yer? Ona da nun. Ni de. Melce değil, mence bu sefer. Mence de sığınmışlara cevabı olan Allah. O Fırak, hicranın, ayrılığın ve içsel çöküntünün köklerini Adem-i Mutlak ne işimize yarıyor? Bizde niye var? Adem-i Mutlak bunun için var ki Allah'ın yokluğunu yok etmek için. Allah'ın yokluğunu yok etmek. Onu oraya vuruyor. İçler dışlar çarpımı görüyor musun? Yazınca çıkar mı bu? Böyle yazmasan çıkmaz. İçler dışlar çarpmıyor. Adem Mutlak'la çarpıyoruz. Çarpıyoruz. Psikolojiyi uygulayalım. Rahatsız mısın kardeşim? Hayatından bazı insanları çıkar. Bazıları hayatına topla. Bazılarının hayatında da böl. O kadar şey yapma ya. Yerine koy. Çok abartma. Bazı insanları da hayatında çarp. Senden kaliteliyse çarp, kaliteni yükselt. Onun için hayatından bazı insanları çıkar. Topla. Böl. Çarp gibi. Şimdi bunları firak
bize ebedi yetimlik vermiyor mu? Ebedi. Firak var ya firak. Çok korkunçtur ya. Gece kapar sizi. Bazıların şu inkişaf etmiş böyle. Firak böyle geçmişini gidince. Çünkü insan çok etkiler ya bazılarını. Duygusal insanları var ya böyle. Duygusalları böyle. Şöyle ah şu firakta çok elem gördüm diyor ya usta. Firak var ya arkadaşlar. Öyle yakar ki. Ondandır ki sevgilisinden dolayı intihar ediyor. Hayata noktalar mı? Firak öyle bir şey ki ayrılık. O eğer siz sevmişseniz birisini. Yani babanız yani mutlaka bir şey takıntı olmuşsa. Duygusal insanlarda firak elemi çok acayiptir. Onu ortadan kaldıracak. Yok o. Seni yakan var ya. Yok gözüküyor. O yoku da yok ediyor bu adam. O zaman o var oluyor. Sen o seni yakanla yaktığınca şöyle bir misal vereyim de bugünkü gündelik hayatta yangın geliyor buradan yanıyor. Burayı kurtarmak için buraya giriyor ormancılar. Hoşuma gitti o yöntem. Burayı bir kanal açılıyorlar. Buraya sıçramasın diye bu kanalı kendi kontrolü burayı yakıyorlar. Burayı kontrol ettiği için bu tarafa doğru yangın geliyor. Bu adama büyük bir mesafe bırakıyorsun. Ya yangını yangınla söndürüyorsun gibi yani. O firak var ya firak. Duygusal olanlara öyle bir azap ki. Nedir o firak? Yok ediyor her şeyi. Yokluk sana hissettiriyor. Ebedi yok. O yoku yok edersen o mutlak ebedi var olur. Hicran da içten kaynayan, hani var ya böyle yara irin akar. Bir yaranın ağrısı var doktor, sen bizden iyi bilirsin. Bir yara var böyle iltihap olmuş. Bir de akıntı olur. Akıntı olur. Bu akıntı. O zaman diyor ki ama bu firakı bununla niye çarpıştırıyorsun? Bir tanesi firakın hedefi ne biliyor musun? Ebedi ayrılıktan geliyor. Bu hicran-ı la ezal. La ezal ne demek? Yok olmayan diye tercüme etmiş. Ya yok olmayan. Yani kavuş şeyi var ya mesela diyelim ki bu ebedi bu. Şöyle diyeyim bak. Ebedi, firak, ayrılık. Ebedi. Bu ebedi kavuşamama. Yani şey yok olmayan çöküntü. Yok olmayan çöküntü. Yok olmayan çöküntü. Eğer ben içimdeki o ayrılık elemi var ya. Bir yok olsa kurtulacağım. Hı-hı. Ama duruyor. Bir yokluğun getirdiği bir azap var. Bir de tamam da yak da bitsin de odun gibi. Hiç yok olmayacak o da. O hicran bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. Bu hicran hiç bitmeyecek. Bunu ne yapacağız bunu? Bir Allah bir sistem çalıştırmasın. Mesela kadere benziyor. Kaderi ben diyorum ki seninle alakası yok, itiraz ediyorsun. Kader Müslümanlara merhametinden bir çıkış oludur. Nedir o? Çıkamadığı olaylardan, muvaffak olamadığı hadiselere gemini yüke bırakma yöntemidir. Ben kadere itiraz edenlere diyorum ki doğru canım, senin dediğin gibidir. Sen onu kadersiz yürü. İşte kader olmayınca insan bela, musibet, hastalık, kanser, korona, eşini, çocuğunu, şunu mu kaybeder? Neyle teselli bulacak? Gemiye yükünü koy, üzeri oturmanın adıdır kadere iman etmek. Etmeyince ne oluyor? Etmeyince etmekten gelen rahatlığı kaybediyoruz. Yani kadere iman etmek ahirette işe yaramayacak. Ahirete iman etmek ahirete değil. Allah'a iman etmek ahirete değil. Zaten orada olacaksın. Onlar burada bizi rahat yaşatmak içindir. Mesela ahiret arzusu yok mu bizde? Ebed arzusu, sonsuzluk. Bunu neyle tamir ediyor? İmanı bile ahiretle. İnsan sahipsiz yok mu? Yok mu sahibimiz ya? Biz burada neyiz? Bu neyle tamir ediyor? Allah'a imanla. İşte bu ebediyi, bu da la ezali artık öyle bir hicran ki hiç bitmiyor. Ama çok tuhaftır bu. Yapısı itibariyle çekiyor ya. Çoğalarak devam ediyor. Öyle bir sabit de yok. Sabit olsa ünsiyet olur. Sonra ne yaptı? Ebediyi la ezaliyle, firakı hicranla bunlar birbirine bir vurdu. Vurunca yokluklar yok oldu.
Adem bu sefer ya baki entel baki, ya baki entel baki. Ne demek? Bir kere birinci ya baki entel baki, hiçbirisi bekaya layık değil. Kalbini bağlama. Layık değil. Sana, muhabbetine layık değil. Baki Allah'tır. Yani bu baki, şunlar hiçbirisi baki değil. E tamam, masvallah muhabbeti değmiyor. Masvallah yani Allah'ın dışında her şey muhabbete layık değil. Tamam çirkin dedik, attık. E bir boşluk oldu. Neyle dolduracağım ben boşluğu? İkinci ya bak. Aynı kelime. Birincisi Allah'ın dışında her şeyi yok ediyor. Ya baki, entel baki. Onun açtığı boşluğu ikinci bir kelime. Ya baki, entel baki. Baki odur zaten. O masivaullah'ın yok olmasından ortaya çıkan yokun boşluğunu Allah'ın varlığı tamamlıyor. Birincisi ya baki, entel baki, ya baki, entel baki. Masivaullah'ı Allah'ın dışında her şeyi ortadan kaldırıyor. Ortadan kalkmasında insana korkunç bir boşluk oluyor. Bu boşluğu ikinci ya baki, entel baki, sen zaten baki olan yalnız sendin zaten, onunla tamir ediliyor. Burada da aynı kanun işliyor. Firakla hicran insanda kaçınılmaz bir sistem çalışıyor. Bu bilgiden bahsetmiyorum. Aşık olanlar, duygusal olanlar, gece yatağı kafasına koyduğu zaman o ayrılığın yakanlar bunu bilir bu. Bende de kısmen var. Öyle bir yakıyor ki sonra iyi ki Allah var. İyi ki ahiret var. İyi ki annemle orada görüşeceğim. Babamla görüşeceğim. O bu sevdiğim daha iyisi Allah bana verecek. Biraz sesli olur mu? Yani şimdi burada Adem'in mutlakıda nasıl çarpıyor bununla? Ben onu anlayamadım. Şimdi hepsine nasıl musallat ediyor Adem'in mutlak? Şimdi Adem mutlak insanda var, kainatta yok ya. Hı. Ama bu kainatta var. Hı. Bu kainatta var. Devamlı ayrılık. Mesela cennette de var. Nasıl o? Şöyle var. Allah'ı devamlı her hafta göreceğiz ya. Dünya lisanıyla konuşuyoruz. Yani bir ihtiyaç. Yani görüyoruz, gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Tekrar ehillerine geldiği zaman tanımayacaklar diyor. Tekrar işte şeyde gene olacak zaman zaman. Şimdi insanda bir sistem çalışıyor. Ayrılık. Bir sistem daha çalışıyor. Hicra. Firak insana ebedi yetimlikler veriyor. Hicran ise katlanarak devam eden azaplara düçar ediyor. Onsuz. Tamam. Bunlar bunu vuruyor. Yani yok, başka bir cins yok. Bu da yok. Bu yok, bu da yok. Bu yok ya. Firak ayrılık ya. Bu da ayrılık. Ama başka bir ayrılık. Onu oraya vurduğun zaman ayrılıktan ayrıl. Ayrılıktan ayrılınca ortaya bir şey çıktı. Ama o gene bize tıntın ediyor. Bu sefer diyor ki, yani kainatta yok ama sende var o. Ruhun tanımlayamadığı. Nedir o? Kainatta Allah'ın şirki yok. Allah'ın yokluğu yok ama kafasızın kafasında var. Allah'ın yokluğu yok mu insanda? Var. Mutlak o. O nereden geliyor? Adem-i mutlak gibi sistemden geliyor. Bu sefer ayrılığı ayrılıkla kaldırırsan, ayrılıktan ayrıl, kavuştun. Yoku yok et. Bu sefer ayrılığı ayrı şey yapınca ama insanda gene bir zatımız ya kaynak. Allah bizim aslımız ya. Panteizler demiş ya, ona dönüşmektir mutlak iman. Bu sefer gene kendisini mutlak yokluk hissediyor. Yani aslı olamadım. Bunları da ikisini, o bunları mutlak aslınla, yani zattan gelen tarafımızla tamir ediyor. Sana bu iki tane firak hicran sanki böyle Esma'daki tam anlatamadım, gayrın gayra bakan, Adem mutlak hangisi dahile bakan gibi. Evet, aynen. Gayrdaki firak ve hicranı, yani Esma seviyesi, cilve cemaldeki bir ayrılığın azabı var. Ayrılıyorsun. Yani gayır. Bu sistem, bu gayrla. Evet. Adem-i Mutlak da
senin zatındaki yoklukla zatını bularak, yani daha üst bir mertebedekini musallat edince onların o şeyini ortadan kaldırıyor. Hayır. İkisi sistemde adem mutlak insan. Daha üst makamla yoku yok ediyor. Yani gayrıyla uğraşıyorsun, onun azabını çekerken Cenab-ı Hak diyor ki senin de zaten varlığın yok tabiri caizse. Yok yoksa o zaman bir var var, onu buldun, hepsi çözüldü oluyor. Şimdi yani. sen kendini esas aldın, var ettin ya, onu kaçırdım, o kızı kaçırdım, o şey oldu, bu oldu. Bunun aslında mantığı felsefe şu, ben esasım. Ben merkezli düşündüğüm için onu kaçırdım buraya göre. Onu yitirdim buna göre. Ben varım ki firak var. Varım ki firak var. Kendime vücut ve beka verdim ki ayrılık azap veriyor bana. Eğer ben beka vermesem, vücut vermesem, baki gibi görmesem kendimi, ayrılıklar bana dokunur. Ben yokum ki ayrılık olsun. O zaman diyor ki adem mutlak, sen zaten yoksun ki diyor. Vuruyor, bitiyor. O zaman bu sefer sendeki yokluklar sana niye azap veriyor? Sen zaten yoksun diyor. Sen diyor elinde olmayanlarla üzülüyorsun. Oysa sen zaten yoksun. Ya da yok olacaksın. Yok gibi. Şey bir de abi zaten ayrılık sanmaktan. Varlığı bulma noktasında. Varlığı yok olacaksın değil de şu. Varlığı sen var. Şimdi üç kategori. Benim elimdekiler yok. Seni azap veriyor. Yok diye azap veriyor. Sen zaten yoksun ki diyor Adem'i mutlak. Ha, bu yokudan gelen elemi, şu yoktan gelen elemi senin yokluğunla o yokluğu da kapatmış, yok etmiş oluyor. Yokluğunla yokluklarını yok ediyor. Bu boşluk büyük bir gaya çukuru oldu. Bende o yok, ben yok. Kim var? Başka kimse kalmadı. Evet, burada bitiriyorum. Şey var sanki, bir tane daha attınız, bir sayfa daha var. Kartuşlar da arada. Ha? Ara versek karpuz olur. Arada versek karpuz var ama son şey. Şimdi ama sizin bütün bu konuşmalardan insana şey geliyor. Allah oluyor ya, kün fe kün. Allah bir şeyi yoktan var etmek için ol diyor. Çok sorulduğu için bunu koydum. Bir daha. Allah yoku var etmek için ol diyor. Nereye ol diyor? Ya zaten yok ki. Emri küm fey küm var. Onun için şu anlar 24'ten zahiri bir Adem'den nokta 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 paragraf uzun. Üşendim yani bayağı şey. Sonuna doğru aldım. Saniyenin ilminde, Allah'ın ilminde, mevcudat yok ama Allah'ın ilminde var. Planları, programları, manevi miktarları. Yani nasıl olacak, ne olacak? Allah sonradan bilmez. Zaten biliyor. Allah'ın ilminde olan plan, program, manevi, bütün yapıları, eşya var. İşte Allah oraya, o ilmi vücuduna yok. İlmi vücut. Bizim için yok. Bizden bakış tarafı bu. Allah o ilmi vücutlara emri kün fe kün ile ademi zahiriden, yani zahiri adem ne demek? Zahirde yok. Ama ilmi vücutlar var. Mesela çekirdekteki program ilmi vücut. İşte emri kün fe kün ile zahiri ademden vücudu hariciye çıkarıyor. Bu adem, mümkünatın içinde bulunan ademdir bu. Vücudun çıkmayan vücut mertebesi. Ben bunu aslında okumak da istemezdim bu şeyin üzerine. Aslında bu kim soruya da cevap olsun diye şey yaptım. Şuradaki son, insanda nasıl çalıştığını özetleyen bir şey oldu. İşaretleyeceğiz daha. Bir, Allah. İki, en cami yapı, sistem, muhatabı ben. Bir de benim mevcudat, benim için yaratılan masiballah, mevcudat. Tamam. Şimdi dedi ki, şu mevcudatta Adem var. Ki bu şeceri hilkatta Adem sıfır var, sende Adem mutlak var. Şimdi sen bir şeyleri talep ediyorsun. İşte kızı seviyorsun, o makam olamadı, makam alim olamadım, cennete, günahlara, iyi adam olacaktım,
yaşı kaçırdığım, şey yapamadığım bir sürü ayrılıkların elemi var. Sen, senden yoklar. Yoklar değil mi? Sen, ben de yok diye üzülüyorsun değil mi? Bu ben de yoktur diye üzülen, sen kendine hey niye vücut verdin? Sen var mı ki, var mısın ki ben de yok diye üzülüyorsun diyerek bu kendine vücut rengini veren tarafımızı da ortadan kaldırarak taliplerimizden çıkan elemi Adem yani kendimizi de ortadan kaldırarak tamir ediyor. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Kusurlar ettikse Cenab-ı Hak affeylesin, tevfikini refik eylesin. Cenab-ı Hak iki can aziz eylesin, merhamet eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin. Ya Rabbel Alemin usul ve furularımızdan, anne ve babalarımızdan, evlad-ı yerlerimizden her kim ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eyle ya Rabbi. Onlara da merhamet eyle ya Rabbi. Cennet bahçesinde bir bahçe et ya Rabbel Alemin. Bu mübarek günün ve dersin hürmetine. Ya Rabbi bizim de arkamızdan böyle bize dua eden nesil ve kardeşleri nasip eyle. Hakkı hak bilmeye, bilip hakka yapışan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşma fikri, hissi, duygusu, latifesini biz de aktif eyle ya Rabbi. En önemlisi ya Rabbi. Bunları bize söylettiren sensin. Ben vermek istemeseydim size istemek vermezdim diyen de sensin ya Rabbi. Bunları bize söylettiren, bunları söylettirmeye sebep olan esmaların hürmetine, zatının hürmetine, Allah'ın hürmetine, ehl-i imanı, nur talebeleri ve bizi, evlad-ı yâlerimizi, kim bizi seviyorsa, biz kimleri seviyorsak, hepsini bu esmaların ve Allah'lığın hatırına affeyle, merhamet eyle. Beşeriyetimizin iktizasından olan günahlarımızdan dolayı, İkramın, İsa'nın, lütfun, keremin olan hizmet imaniye, Kur'an'ı olan, Kur'an'ı bu manalardan bizi uzaklaştırma, elimizden alma ya Rabbel Alemin. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı masalavat.